Furkan suresini açmışsın. Ali hocam. 56. ayet. Biz seni diyor Cenab-ı Allah. Hay maşallah, maşallah. Maşallah. Bugün ne oldu böyle ya? Maşallah 50 bini geçmiş. Bereketiniz maşallah. 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 Biz seni yalnızca şeytan Allah'a sanır bir müjdeci ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. 56 ile 25'i çarpıyoruz. 25. ayet 56. 25. sure 56. ayet çarptığımızda ne çıkar? 1400. 1400. Hicri 1400 veriyor. 56. ayet. 56, 1956 biliyorsun Bediüzzaman'ın münafıkhane sistemin diyor çöküşünün başladığı tarihtir diyor 1956. Ama bunu çok daha önceki bir dönemde belirtiyor, söylüyor 1956'yı. Yani mesela bir haber veriyorsa bir konuda 30 sene öncesinden haber veriyor. 1956 yılı o şekilde haber veriyor. Münafıkhane sistemin çöküşünün başladığı tarihtir diyor. Biz senin yalnızca bir müjdeci. Mehdi ne yapıyor? Müjdeliyor hocam. Müjde veriyor değil mi? İslam'ın dünya hakimiyetini müjdeliyor. Hazreti İsa'nın inişini müjdeliyor. Değil mi? Dünya İslam'ın evet. Dünya hakimiyeti çok büyük bir nimettir. Şimdi. Mehdi'yi, Mehdi'nin gelişinde öncüleri müjdeliyorlar. Ve uyarıp korkutucu. Bakın diyoruz kıyamet yakın. Ölüm yakın. Aklınızı başınıza alın. İman hakikatleri ortada. Bak Allah'ın varlığı ortada. Çok açık belli. Ortada demeyeyim de yani aleni belli. Allah affetsin. Ve korkutucu olarak gönderdik. Korkutmak çok önemli. Allah korkusu. Değil mi? Cehennemle insanların korkutulması. Olarak gönderdik. Ebced'ine kardeşlerimiz bir zahmet bir baksınlar. 1981 tane veriyor. Maşallah. Yani harf toplamları. Yani öğrensinler kardeşlerimiz. Kolaydır Ebced. Bakacaklar harf harf. Her harfin bir karşılığı var. Mesela Elif'in karşılığı, B'nin karşılığı, T, hepsinin bir karşılığı vardır. Bunu öğrensinler, baksınlar, internetten görebilirler Ebced'i. Kendi garetlerini çözebilirler. De ki, ben buna karşılık Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen insanlar olmanın dışında sizden bir ücret istemiyorum. Ha, demek ki Allah yolunda mücadelede herhangi bir ücret alınmıyor. Allah için yapılıyor değil mi? Biz de o yüzden kitaplarımızdan telif hakkı almıyoruz. İnşallah. İnşallah. Sadece ben istediğim ne diyor? Rabbine doğru bir yol tutmayı dileyen insanlar olmanın dışında sizden bir ücret istemiyorum. Sadece ben bunu istiyorum. Yani Allah'a yönelin, Kur'an'a yönelin, İslam'a yönelin. Ben sadece bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Ücreti bu diyor. İnşallah. İnternet de ücretsiz. Evet. İnternet de ücretsiz kitaplarınızı. Evet maşallah. Sen asla ölmeyen ve daima diri olan Allah'a tevekkül et. Bak bu nasıl büyük bir nimettir biliyor musunuz? Ne kadar güzel elhamdülillah. Cenab-ı Allah mesela Cenab-ı Allah asla ölmüyor. Sonsuza kadar ölmez. Daima diridir. Biz uyuduğumuzda da Allah diri. Ve sonsuz akla sahip, sonsuz güce sahip Allah'a tevekkül et. Onu hamd ile tesbih et. Elhamdülillah de. Şimdi elhamdülillah deyince ne olur diyor. Allah üstüne bir belayı alıyor. Haberin olmuyor. Bereket geliyor. Mesela bir mal alır, güzeli almış olur, sağlık iyi bir şey olur, ona yarar o. Yiyecek yer, ona şifa olur. Hamd ettiğinde. Hamd etmediğinde, yediği yiyecek başına bela olur. Aldığı mal uğursuz çıkar, başına bela çıkar. Hastalıkları olur, her şey olur. Hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından onun haberdar olması yeter diyor Allah. Bak kullarının günahlarından onun haberdar olması yeter. Allah her şeyi bilir. O gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yarattı, yaratan. Yani bütün kainat 6 günde yaratıyor ama 6 zaman dilimi tabii bu gün izafe olduğunu Kur'an açıklıyor. Sonra arşa istiva edendir, Rahmandır. Bunu bundan haberi olana sor.
arşa istiva edendir. Cenab-ı Allah'ın bir arşı var. Arşını da Allah kaplamıştır. Ne olduğunu ahirette öğreneceğiz. Ahirette birçok şey öğreneceğiz. İnşallah. Gökte burçlar kılan, mesela Cenab-ı Allah gökte burçlar kılmış. Kova burcu da var. Diğer burçlar da var ama Yusuf suresinde kova burcuna dikkat çekilmiş. Evet hocam, maşallah. Değil mi? Kovasını sarkıttı diyor. Hey müjde diyor. Bir çocuk diyor. Bir çocuk müjdeleniyor. Ve kova burcuna dikkat çekilmiş. Evet. İnşallah. Onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. Evet. Güneşe ve aya dikkat çekmiş öyle Cenab-ı Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Lokman suresinde Cenab-ı Allah görmüyor musun ki size ayetlerinden bazılarını göstermesi için gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir. Hiç şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden için gerçekten ayetler vardır. Gemileri ben götürüyorum diyor Allah. Yani sahibi de kendisi olduğunu belirtiyor Cenab-ı Allah. Yalnız bunda, hiç şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden için gerçekten ayetler vardır. Şimdi gemi gider adam bakıyor, boş boş bakar yani. Ağzı açık seyrediyor. Bir öyle gemiyi seyretmek var. Bir de çok sabrediyor. Veli tinetli bir insan. Çileye, acıya, zorluklara sabrediyor. Sürekli Allah'a şükrediyor. Zorda da olsa Allah'a şükrediyor. Bu taife için, bu taife için, bu insan grubu için ayrı bir açıklama yapıyor Allah. Onlar için diyor, gerçekten ayetler vardır diyor. Onlar düşündüğünde başka bir şey bulacaklar diyor Allah. Yani o geminin beynimizde yaratıldığını görmüş oluyoruz o zaman. Yani dışarıdaki geminin aslını görmediğimizde gemiyi beynimizde Allah'ın yarattığını görüyoruz. Ve tamamını, bütün gücün Allah'a ait olduğunu görüyoruz. Kim fark eder diyor Allah bunu? Hiç şüphesiz diyor, bunda çok sabreden, çok şükredenler için gerçekten ayetler vardır. Demek ki kafası iyi çalışan, Allah'a tam teslim olmuş, çile ehli, güzel ahlaklı, tam akıllı, mükemmel akıllı insanlar için ayet vardır diyor Allah. Bizim ayetlerimizi gaddar, nankör olandan başkası inkar etmez. Şimdi adam ayeti inkar ediyorsa Allah diyor gaddardır diyor. Gaddar ve nankördür. İstediği kadar kibar davransın, istediği kadar güzel huylu gibi görünsün, mutlaka nankördür diyor Allah ve gaddardır diyor. Gizler sizden diyor. Yani zahiren iyi gibi görünür, güzel huylu gibi görünür ama kökeninde, gerçeğinde gaddardır diyor Allah. Çünkü vicdanın sesini dinlemiyor. Bilinçaltını dinlemeyen bir insan samimi değildir. Bilinçaltında bakın istisnasız her insan Allah'a inanır. Dünyada Allah'a inanmayan tek bir tane insan yoktur bakın. En azılı ateist dinsizi getirin. Mesela Dawkins diyorsun değil mi? Evet. Yani tam anlamıyla inanıyordur Allah'a. Bilinç üstünde inanmıyor. Yani insanlara gösteriş yapıyor. Bilinçaltında beyni mutlaka inanıyor. Mesela Dawkins'e getirin bir yere konuşalım. Kendi gönlüne ona bir hipnoz uygulansın. Uyusun. Bilinçaltına inilsin. Bilinçaltının derinliklerine inilsin. Allah'a inanıp inanmadığını sorun. Yani mükemmel inandığını anlatacaktır. Yani bakın hipnoz bilen birçok insan var. Doktorlar var. Uzmanlar var. Bunlar da deneyebilirler. Yapsınlar. Yani en azılı ateist arkadaşını alıp getirsinler. Benim tarz dediğim tarzda ve onları ürkütmeden, tedirgin etmeden ve gönlünü alarak o hipnoz seansı içerisinde konuştursunlar. Tam anlamıyla inandıklarını göreceklerdir. Ahirette de bunu söylüyorlar zaten. Yani bilinçaltına inanıyorlar. Bediüzzaman da diyor, Allah'a inanmayan hiçbir insan yoktur diyor dünyada diyor. Sadece zahiren, dışarıdan öyle konuşuyorlar.
Mesela geliyor süperlik yapıyor böyle, evet. Hareketler falan böyle. Bir arkadaş grubu oluyor. Sırf onların içerisinde onların züppeliğine direnemediği için o da züppe oluyor. Züppe hareketlerin gereği olarak böyle dinsiz gibi hareketler yapmaya başlıyor. Bir kısmı da sırf zır cahilliğinden bu tip tavır içerisinde oluyor. Kimi etrafına yaranmak için yapıyor. Ama birçoğu züppelik için. Çünkü züppelik ayrı bir moda, ekol. Mesela ağzında böyle yayvan yayvan sakız çiğniyor böyle, deve geviş getirir gibi falan. Ellerini cebine, para ceplerine sokuyor falan böyle hareketler falan, değil mi? Biliyordursun, evet, görüyorsun. Var var. Değil evet mi? Hocam çok haklısınız. Evet. Klasik züppe böyle. Klasik, evet. Yani onların da başka karşılıkları da var. Böyle lakayt lakayt sorular, lafı böyle cümleleri uzata uzata konuşmalar. Mesela soru sorarsın cevap vermez. Veyahut alakasız bir şeye cevap verir. Evet. Mesela sormadığın halde cevap verir. Soruya cevap vermiyor ama sormadığın şeye cevap verir yani böyle. Züppelik olsun. Şimdi böyle bir adamın o züppeliğin gereği olarak da dinsiz olması gerekiyor. Çünkü hem dindar hem züppe gitmeyeceği için züppeliği daha önemli görüyor. O zaman dinsizim diyor. Ama canı yandığında da bir şey, mesela kanser bir şey oluyor falan. Evet. Yana yakıla dua ediyor. Mesela bir trafik kazası oluyor, bir şey oluyor. Can araç Allah'a dua ediyorlar. Orada züppeli unutuyor. Evet. Züppeli geçici olarak bir ara veriyorlar mesela. Bir saat, iki saat ya birkaç gün. Yani ani olaylarda züppeli unutuyor. Yani makul insan haline geliyor bir anda. Allah'a da inanıyor, dine inanıyor. Hatta namazda da başlıyor, namaz da kılıyor. Evet. Züppelik rafa kalkıyor öyle bir şeyde. Ey insanlar, Rabbinizden korkup sakının. Allah'tan korkmayandan insanlar çekinmesi gerekir. Yani Allah'tan korkmuyorsa çok tehlikelidir. Evet. Ben diyor Allah'tan korkmuyorum ama çok iyi insanım diyor. Aman kardeşim aman. Yani mutlaka bir şeyle karşılaşırsın. Mümkün değil. Çünkü samimi olarak vicdanına, bilinçaltına uymuyorsa bir insan mutlaka bir şey vardır. Bak, Rabbinizden korkup sakının. Yani helale harama dikkat edin. Ve öyle bir günün azabına çekinip korkun ki o gün hiçbir baba çocuğu için bir karşılık veremez. Ve hiçbir çocuk da babası için bir şey verebilecek durumda değildir. Öyle bir daralanmış vaziyette olacaklar ki ahirette. Babası orada olduğu halde aklının ucundan dahi geçmez ona yardım etmek. Yani mesela anası babası hepsi orada. Hepsi birbirine yabancı havasındalar orada. Hiçbir birbirine bağlantı halindeyim. Hiçbir birbirini kurtarmanın peşinde değil. Yani küfür içindeyse zaten tam anlamıyla rezil bir tavra giriyorlar. Allah bunları özellikle böyle imkan veriyor, verecek inşallah. Ahmak oldukları için mesela neleri fidye verebilirsin deniyor mesela onlara kurtulmak için. Neyi fidye verebilirsin? Bütün çocuklarımı vereyim diyor. Hepsini. Yani onları helak et diyor Allah'a. Hepsi senin, yani istediğini yap diyor Allah'a. Eşimi de veriyorum diyor. Bütün aşiretimi de veriyorum. Hepsini veriyorum diyor. Hepsi helak olsun diyor. Yani onlara karşı yerim. Yeter ki ben cehenneme girmeyeyim diyor. Hatta dünyayı bir onun mislini kadar. Ama tabii Allah kabul etmez. İnşallah. Bununla ilgili ayet var. Evet. Değil mi? Evet. Fidye olarak diyor, eşini, çocuğunu vermek ister diyor. Aşiretini vermek ister. Bir daha da fazlasını vermek ister diyor ayette. Evet. Kur'an buna işaret etmiş Cenab-ı Allah. Şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Allah doğru söylüyor. Ben dediğimi yapacağım diyor ve göreceksiniz diyor Allah. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin. Yani işte diskolar, miskolar, haplar, bilmem gazozlar falan, bunlardan etkilenmeyin diyor Allah. Çünkü onları da Allah yaratır. Diskoyu da Allah yaratır. Uyuşturucuyu da Allah yaratır ama içmeyeceksiniz diyor Allah. Diskoyu da Allah meneyin ama helali olan bir şey varsa yapın diyor Allah. Yani gidip orada rezalet çıkartmayın diyor Allah. Helal olan bir şey varsa yapın diyor Allah. Ve aldatıcılar da sizi Allah ile aldatmasın. Bu en vahim olaylardan bir tanesidir. Aynen. Mesela münafıklar çıkıyor. Biz diyorlar Müslüman bir siteyiz.
Müslümanca bir sistem içerisindeyiz. Ehli sünnetiz, Allah'a çok şükür diyor. Size çok büyük bir tehlikeden haber veriyorum diyor. Aman diyor, Harun Yahya'nın diyor sitelerine girmeyin diyor. Başka? Bediüzzaman da diyor haşa pek tekin adam değildir diyor. Onu da tavsiye etmeyiz diyor. Başka? Şeyh Nazım Kıbrıs'ı Hazretleri de diyor. O da diyor sakat birisidir diyor. Sakın ona da yanaşmayın diyor. Kim doğrudur diyoruz? Biz doğruyuz diyor. Senin özelliğin nedir diyoruz? Biraz eşiyoruz, bakıyoruz. PKK ile iç içe. Veyahut Mahsis denilmiş örgütlerle iç içe. Yani zulüm ruhu varsa mutlaka bir anormallik vardır. Bediüzzaman gibi bir mazlumu, bu kadar dürüst, dünya iyisi, dünyanın değil mi? Dünyadaki oluşmuş çok nadir nadide varlıklardan birisini Allah'ın yetiştirdiği, Allah'ın yarattığı böyle mükemmel bir insanı gözlerden düşürmeye çalışıyorsa bir insan, normal bir hareket değildir bu. Cübbeli bunu yapmaya kalktı bir ara, biliyorsunuz. Evet. Sonra beceremedi. Sonra evliya olmak şartıyla, bizzat Bediüzzaman'ın diliyle evliya olmak şartıyla kabul etti. Onu daha önce de anlatmıştım, biliyorsunuz. Yani bir rüya görüyor. Bu da görmüyor rüyayı. Bak, bunun adına birisi görüyor. Bir evliya kişi daha. Bediüzzaman'ı Cübbeli lütfenlikle kabul etmiş oluyor bu rüyaya göre. Bediüzzaman kendini kabul ettiriyor Cübbeli'ye. Beni diyor eleştirme diyor. Yani ona benzer bir şey. Tam hatırlamıyorum da şeyi. Yani fakat onun evliya olduğunu da vurguluyor. Ve kendisini kabul ettirmeye çalışıyor Bediüzzaman. Bunun sonucunda da Cübbeli evliya oluyor. Yani Bediüzzaman'ın diliyle üstelik evliya olmuş oluyor. Ve Bediüzzaman'ı da kabul etmiş oluyor. Buna da sevinenler var. Nur talebesi kardeşlerden. Yani sevinçle anlatıyor. Yani Cübbeli Bediüzzaman'ı kabul etse ne olur? Etmese ne olur yani? Kabul ederse kendi ahiret için, dünyası için hayır var. Evet. Değil mi? Yani oyunuyla seviniriz. Kabul etmese de Bediüzzaman daha da büyür. Daha da güçlenir. Evet. Kabul etmediğinde. İnşallah. Bir siz daha iyi bilirsiniz hocam, aklıma gelen bir şey var. Sayılan kişiler de inşallah. Yani siz Bediüzzaman, Şeyh Nazım Kıbrıs'a ortak şeyleri de hocam, Mehdiyet'i müjdelemeleri ve İslam'ın dünya hakimiyetini müjdelemeleri. Saydıkları isimler, ortak yönleri bu. Hayrettir burada. Yani apar topar önce bir Bediüzzaman'a yöneldiler. Habertürk'te bir başladı bu. Yani yıllardan beri Habertürk hiç Bediüzzaman'a ilgilenmez. Ben ne zaman ki Bediüzzaman Mehdi'yi müjdeliyor dedim ve sürekli Bediüzzaman'a deliller vermeye başladım. Aman aman dediler, hemen bu konuya bir el atalım. Cübbeli bir yandan, işte Fatih Altaylı bir yandan bir şeyler anlatmaya çalıştılar. Ama bu Bediüzzaman'ın son derece lehine oldu. Evet. Daha sevilmesine ve daha tanınmasına sebep oldu. İnşallah. Aleyhde olmaz. Ve Mehdiyet'in daha iyi anlaşılmasına sebep oldu. Evet. Çünkü Habertürk'teki Mehdi telaşı hiç normal değil. Fatih Altaylı'nın Mehdi telaşı hiç normal değil. Evet. Yani bu panik için bir sebep yok. Cübbeli'yi apar topar bilirkişi olarak getirdiler oraya. Aman o bilirkişileri sevsinler yani. Evlere şenlik yani bilirkişi olarak. Ve Mehdiyet'in çok mükemmel kavranmasına, anlanmasına sebep oldu. Bakın tam tersi etki yaptı. Mesela 1000 kişi biliyorsa 1 milyon kişi bildi Mehdi'yi. Evet. O dönemdeki Mehdiyet'le ilgili tırmanışa bir dikkat edin. Cübbeli'nin çıkmadan önce Mehdiyet'in ne kadar tanınıyordu? Cübbeli çıktıktan sonra Mehdiyet ne kadar tanındı? Yani yüzlerce mislidir. Çığ gibi gelişti ondan sonra. Evet maşallah. Değil mi? Evet. Göya Mehdiyet'i durdurmaya yönelik bir harekettir. Durmaz. Yani o bir fırtına, durdurulması mümkün değildir. Aleyhte hareket eden de dedim, lehe hareket eder, Mehdi'ye yardım eder. Lehte hareket eden de Mehdi'ye yardım eder dedim. Yani isteyen de istemeyen de sürekli Mehdi'nin emrindedir dedim, değil mi? Evet. Daha önce. Evet. İnşallah. Bak bu oluyor işte.
Ya onlar çırpındıkça Mehdiyet gelişir. Buyurun. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. İçinizden peygamberler çıkarttı. Beni İsrail'e söylüyor Allah. Çıkardı. Biliyor musunuz? Birçok peygamber çıktı. Sizi yöneticiler kıldı ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim, Allah'ın sizin için yazdığı, girmenizi emrettiği kutsal yere girin ve gerisin geri arkanıza dönmeyin. Yoksa kayba uğrayanlar olarak çevrilirsiniz. Dediler ki, ey Musa, orada zorba bir kavim vardır. Onlar çıkmadıkları sürece biz oraya kesinlikle girmeyiz. Hazreti Musa'nın sözünü dinlemiyorlar. Şayet oradan çıkarlarsa biz de elbette gireriz. Korkanlar arasında olup da Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki kişi, onların üzerine kapıdan girin diyor. İnşallah. Bu tabii daha detaylı bir ayet. Ama sen şimdi buradan bir başta devam et Oktar Hocam, ben onu anlatacağım. İnşallah hocam. İnşallah. Onların üzerine kapıdan girin diyor. Görebildin mi? Bu sayfada mıydı hocam diye. Oktar, şimdi sen heyecandan Allah alem sabaha kadar bulamazsın. Niye sol tarafa bakmaya, sağa da bak, sola da bak, kitaba da bak. Kapıdan, inşallah. Şeytanlar Allah'a sığınırım. Girerseniz şüphesiz sizler galipsiniz. Eğer müminlerdenseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin dedi. Dediler ki, ey Musa, biz onlar durduğu sürece hiçbir zaman oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin git, ikiniz savaşın, biz burada duracağız. Ha. Çok dersiz. Bak, evet. Sen ve Rabbin gidip savaşın. İşte insanların en büyük anormalliklerinden bir tanesi budur. Mücadeleyi belirli bir insan grubuna bırakmak. Yani sen yap, ben karışmayayım, ben bu riskli işe girmeyeyim, siz devam edin mantığı. Evet. Değil mi? Evet, devam et. Musa, Rabbim, gerçekten kendimden ve kardeşimden başkasına malik olamıyorum. Öyleyse bizimle fasıklar topluluğunun arasını sen ayır dedi. Evet. Allah dedi, artık orası kendilerine 40 yıl haram kılınmıştır. 40 yıl. Evet. Siz dikkat çekmiştiniz daha önce hocam. Ne demiştim? Evet, 40 yıl özel 40 yıl 40 yaş var. Bir de bu 40 yıl mücadeleleri var. Mehdi'nin de 40 yıl bir mücadelesi olacak inşallah. İnşallah. Bu ateist felsefeleri, darvinizmi ortadan kaldırıp iman tesis edinceye kadar inşallah. Evet, Mehdiyet devrinin özelliklerine de Kur'an dikkat çekmiş evet. Oluyor. Evet. Metin bak. Enfal suresini açmışsın inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbin seni evinden hak uğrunda çıkardığında, peygamberimiz tebliğe, mücadeleye çıktığında, müminlerden bir grup isteksizdi. Böyle biraz hımbıl, ilgisiz, alakasız, gevşekler. Her şey açıkça ortaya çıktıktan sonra bile sanki kendileri göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi seninle hak konusunda tartışıp duruyorlardı. Peygamberler tartışıyorlar. Yani onlar riske attığını, onları tehlikeye attığını iddia ediyorlar oradaki kişiler. Yani peygambere o saygı ve sevgi tam gelişmemiş, tam anlamamışlar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Aranızı düzeltin diyor Allah. Ve Allah'a ve Resulüne itaat edin. Demek ki Müslümanlar birbirine küsmeyecekler. Aralarını düzeltecekler. Furkan suresi, şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Tamamını ben yarattım diyor Allah. Göklerde ne görüyorsanız, yerde ne görüyorsanız tamam benimle. Çocuk edinmemiştir. Bu Hristiyanların Allah çocuk edindi inancına karşı Allah böyle bir cevap veriyor. Ona mülkünde ortak yoktur. Yani başka ilahlar yoktur diyor Allah. Her şeyi yaratmış, yani her şeyin tamamını ben yarattım diyor Allah. Ona bir düzen vermiş. Bütün canlılar, bitkilerde de hepsinde var. Biliyorsun bir altın oran kullanıyor Allah. Evet. Onu okudun. Onu biliyorum. Maşallah. Benim kitaplarımı okudun. Yok, hani her konuda bu altın oran bilinen bir şey zaten.
Tamam. Başka şekilde öğrendim. Başka bir yerden öğrendin. Evet, güzel. Belli bir ölçüyle takdir etmiştir. İşte bu aynı zamanda altın oranına bakıyor. Her şeyde bir ölçü koymuş Allah. Ve simetrik. Simetri de Allah'ın koyduğu bir kanundur. Darwinistlerin içinden çıkamadıkları konulardan biri de budur. Ya hiçbir konu içinden çıkamıyorlar da bu da içinden çıkamadıkları konulardan bir tanesi budur. Bir altın oran, yani mükemmel bir orandan yaratılmış olması, böyle matematik orandan yaratılması. Bir de simetri. Çünkü onların bir mutasyon iddiası var biliyorsunuz. Diyor ki mesela parmağımıza mutasyon oldu, küçük parmağımız böyle küçük kaldı diyor. Peki öbür taraf, sol tarafı öyle oldu diyelim onun inancına göre. Sağ taraf nasıl oldu? O da aynı. Orada mutasyon. Öyle bir mutasyon ki bu. Sağda yaptı mı solda da yapıyor aynı anda. Yani onu unutmuyor. Mesela gözün rengi mesela bir gözü yeşilse öbür gözün de yeşil yapıyor mutasyon. Mesela mercek sistemini mükemmel solda yaptıysa sağda da mükemmel bir mercek sistemi yapıyor. Görüntüyü tam irise düşürüyor. Mutasyon, tesadüf sonucu. Ama öbür tarafta da tam irise düşürüyor. Yani burnun yapısında da öyle, beyin kanatlarında da öyle, ciğerde de öyle. Yani bütün vücut biliyorsun simetriktir iki taraf birbirine. O simetrinin tamamının mutasyonların tesadüfler sonucunda oluştuğunu iddia ediyorlar. Mantıklı mı bu sence? Bu kadar tesadüf. Olmaz tabii ki. Değil mi? Sağ tarafta azı diş olunca sol tarafta da azı diş oluyor. Onun diş kökündeki yapı neyse orada o tarafta da oluyor. Göz merceğinde içindeki bir göz sıvısı olsun. Mesela ışık ayarlama sistemi biliyorsun göz merceği. Otomatik ayarlama yapıyor sürekli. En kaliteli fotoğraf makinesi bile yapamıyor şu an. Flu çekiyor. Arka taraf bulanık çıkıyor. Ama biz baktığımızda ön tarafta net, arka tarafta net görünüyor. Ve mükemmel bir süratle optik ayarlama yapıyor. Nasıl oldu bu diyoruz? Mutasyon sonucu tesadüfen oldu diyorlar. Öbür göz, öbür gözün özelliği nasıl oldu diyoruz? O da mutasyon, o da tesadüf diyor. Tesadüfler sonucu. Beyne giden sinir nasıl oldu diyoruz? Bunu yani görüntüyü elektriğe çeviren sistem nasıl oldu diyor sol gözde? Tesadüfen oldu diyor. Peki öbür sağ gözde nasıl oldu? Orada da tesadüfen oldu diyor. Yani tesadüflerden artık insanın midesi bulanıyor. O kadar çok tesadüf iddiası var. Ama tam açmaza girdikleri noktalarda da mesela bir protein meydana gelmesi konusunda da onu uzaylılar yaptı diyorlar. Bir de işin o boyutu var yani. Evet. Mesela kromozomlar nasıl oluştu dediğinde, protein nasıl oluştu dediğinde, çünkü matematik imkansız yani. Protein oluşturabilmesi için başka proteine ihtiyaç var. Yani tam bir kitlenme var burada yani. Bir protein olması için. Başka proteine ihtiyaç olduğunda artık sıfır ihtimal proteinin oluşması. Nasıl oldu dediğimizde uzaylılar geldi yaptı diyorlar. Ne diyorsun buna iddiasına? Uzaylıların da bir başlangıç olarak proteine ihtiyacı var bu durumda. Onlar da başka uzaylılar yaptı diyorlar. Zincirleme. İşte bak biz bunların böyle yakasına yapışmasaydık böyle milleti kandırmaya devam edeceklerdi. Peki onlara göre bu evrim devam ediyor mu hala? Ediyor tabii. Yani bir insan ileride belki bir binlerce yıl sonra farklı bir görünümde mi olacak? Tabii tabii. Gazetede mesela Baron'un gazetelerinde var ya böyle abuk subuk adam şekilleri yapılıyor. Evet. Kafası böyle balon gibi. Değişmeye devam ediyor. Küçücük inecek bucağın böyle olacak diyorlar. Devam edecek diyorlar evrim. Ama biz fosillere bakıyoruz. 350 milyon fosil var. Bakıyoruz 400 milyon yıllık, 300 milyon yıllık canlılar aynısıyla değişmeden kalmışlar. Ve bakın 350 milyon adetin üstünde fosil var. Değişmediğine dair ispat eden. Hiç değişmemiş. Halen elimizde de canlı göstertiyoruz. Mesela bu atlaslar içinde de fotoğraflar var. Yalnız 350 milyon çok yüksek bir rakam. Buna karşıt diyoruz ki sizin iddia ettiğiniz gibi bir değişim olduysa, bir evrim olduysa tek bir tane kanıt olması gerekmez mi? Bir tane fosil. Tek bir tane fosil olması gerekir. Bak Pelin dikkat et. Tek bir tane ellerinde fosil yok. Bir tane. Ben dedim ki bana bir tane fosil getirin. Size 10 trilyon hemen masaya koyacağım dedim. 10 trilyon vereceğim dedim. 2 yıldan beri bekliyorum. Avrupa'da da ilan verdik gazetelere. Söyledik. Avrupa'da da haber verdik. Bütün Avrupalıların da haberi var. Her yere haber verdik. Kimse gelmiyor.
Hatta dedik fosilin, artık fosilin kendinden de vazgeçtim dedim. Ben fotoğrafını gösterin, onunla kabul edeyim. Ona vereceğim dedim, 10 trilyon. Bir tane fosil fotoğrafı gösterin dedik. Onu da gösteremediler. Habertürk'teki o tartışma programında dediler ki ara fosil var dediler. E göstert dedik, bir kağıt vardı şey. Göstertip şey çekiyor, göstertip çekiyor. Yani niye öyle yapıyorsun ki dedik yani. Tut kameraya görelim, fotoğraf rica ettik nihayetinde. Yani bu kadar böyle tutup tutup çekmeye ne alem var. Sence niye öyle yapıyorlar Pelin? Böyle gösterip şey çekiyor. Çünkü doğru olmadığını biliyor. Evet. O gün Malazgirt Meydan Muharebesi gibi oldu. Maşallah. Darma keşen oldu. Evelallah. Ondan sonra bir daha karşımıza çıkamadılar. Maşallah. Ve çıkmaya da hiç niyetleri yok. Mesela Yiğit Bulut Dawkins'e haber göndermiş. Gel seni burada tartıştırayım demiş. Yani benle ve arkadaşlarımla tartıştıralım demiş. Adam hiçbir şekilde yanaşmıyor. Kime haber göndermiş? Dawkins bu İngiliz evrimci var ya onların meşhur. Duymadın mı? Duydum. Evet. Hatta Yiğit Bulut gerçi bilmiyorum söylemek gerekir mi gerekmez mi de para da teklif etmiş. Para da vereyim demiş. Gel. Yani adamın tinetini bildiği için para da teklif etmiş. Yine kabul etmemiş. Etmez burada kim olduğunu bildiği için hocam inşallah. Biliyor böyle paspas gibi çiğneyeceğimi. Ama gidiyor. Liseli çocuklarına gidip tartışıyor. Hahamlarla tartışıyor. Rahiplerle tartışıyor. Gel benden tartış deyince tartışmıyor. Sence niye gelmiyor Pelin? Kendisine sormadınız mı? Kendisine soruyoruz. Ben diyor ondan tartışmam diyor. O kadar. Gerekçesi bu. Neden söylemiyor mu? Nedeni yok. Nedeni belli. Yani hayır tartışmayan bir insan değil zaten. Tartışıyor herkes de. Geçerli bir nedeni varsa olsaydı söylerdi demek ki. Yani ama sence ne olabilir? Sen çözmeye çalış. Korkuyor mu? Yani hem nasıl. Yani rezil rüsvay olmaktan korkuyor. Çünkü 10 dakikanın içinde bitiririm. 10 dakika bile sürmez. Ay zaten sıkıştı. Daha önce böyle bir şey söylemiyordu. Yeni çıktı ortaya. Buna soruyorlar. Proteinler nasıl oldu diyorlar. Yani bu kromozomlar nasıl oldu diyorlar. Düşünüyor. Bir kısım uzaylı varlıklar diyor. Yapmış olabilir diyor. Yeni çıkarttım modayı. Daha önce demiyordu böyle bir şey. Bizden sonra yani sıkıştıktan sonra duvara sıkıştı. Şimdi uzaylı muhabbetine başladım. Ya madem dayanacağı hiçbir neden yok, nasıl devam ettirebiliyorlar bu iddialarını? Ya boş alanda işte at oynatıyor. Kimse karışmayınca daha önce çok etkiliydi. 71'lerde falan Türkiye'de Darwinizm ezici şekilde hakimdi. Sol da hakimdi. Çok güçlüydü sol. Ya yani bütün üniversiteler hakimdi aşağı yukarı. Evet. Ama şu an her yerde söküldüler. Yani ilmi mücadele verildikten sonra söküldüler. Mesela Ergenekon örgütü, iddia edilen Ergenekon örgütünün de temel ideolojisi Darwinizm'de. Tabii. Biz yıktıktan sonra iddia edilen Ergenekon örgütünün moral gücü kalmadı. Evet, yani aralarındaki bağı ortadan kaldırmış olduk. İnşallah. Ve tasfiye sürecine geçtiler. Ve ezildiler, yok oldular. Evet. Mesela Türkiye'de sol kalmadı, bunu sol kendi söylüyor. Mesela CHP de diyor, geçenlerde açıklama yaptılar. Türkiye'de sol yok dediler. Sol kalmadı dediler. Artık biz de sağ içerisinde mücadele vereceğiz dediler. Sol neden kalmaz? Solun kökeni Darwinizm'dir. Yani solu sol yapan Darwinizm'dir. Solu kaldırmak için ne yapılır? Darwinizm ortadan kaldırılır. Bizim yaptığımızı Darwinizm ortadan kaldırmak oldu. Evet. Hatta Arap ülkelerinde de hep bütün ülkeler diyebilirim yani değil mi? Libya'dan itibaren Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Filistin, evet. Irak, Suriye hep solun elindeydi. Sol partiler, yani Stalinist partiler, sol partiler hakimdi. Biz Darwinizmi yıktıktan sonra bütün ülkelerde sol gücünü kaybetti. Ve her yerde sağ hakim oldu. Yani bu siyasete de yansıdı, politikaya da yansıdı, sanata da yansıdı, her şeye yansıdı. Evet, inşallah. Peki bu sağ sol dediğiniz bu siyasetle alakalı bir olay. Darwinizm başka bir olay. Bunun çıkış sebebi yani bu solu bir arada tutan neden Darwinizm'di? Marksist düşünce, Marksist felsefenin kökeni, temeli doğrudan Darwinizm'e dayanıyor. Yani bina onun üzerine kurulmuş. Darwinizm olmadan Marksizm olmaz. Yani Karl Marx kendi eserlerinde bunu açıkça söylüyor. Yani benim felsefem Darwinizm üstüne kurulmuştur diyor, evet. Özetle.
Troçki de aynı şeyi söylüyor. Mao da diyor. Mesela Mao'nun açık kendi ifadesi var. Çin komünizminin diyor kökeni Darwin'e ve evrim teorisine dayanır diyor. Yani Darwin ve evrim teorisini yıktın mı Çin komünizmi de gitmiş oluyor. Nitekim şimdi onlar da bir hoş oldular, bir değişik şekillere girdiler. Demin okuduğumuz Şuara suresine yine devam ederim. Mekke'de indirilen bu sure 227 ayetten oluşuyor. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Ya şimdi bunu söylemek istemezdim ama yine de söyleyeyim. Bu huruf mukatta'nın cinlerle de bağlantısı olan bir yönü var. Yani cin çağırmada, cinlerle bağlantıda hurufu mukatta'nın derin sırları var. Onu söyleyeyim. Yani cinlerin anladığı bir hitaptır. Hurufu mukatta. Bunu ilk defa duyduk. Evet. Yani onlarla bağlantıda, onlarla işte boyut açmada ha, mim, ta, sin, mim ve diğer hurufu mukatta'nın çok derin sırları var. Maşallah. İnşallah. Ve cinlerin de çok etkilendiği bir yöntemdir. İnşallah. Bunlar apaçık olan kitabın ayetleridir. Onlar mümin olmayacaklar diye neredeyse kendini kahredeceksin diyor. Peygamberimize Cenab-ı Allah hatırlatıyor. Yani insanların kendisini üzmemesi, kendisini sıkmamasını söylüyor. Çünkü üzüntü biliyorsun, kansere sebep olabilir, ülsere sebep olabilir, tansiyona sebep olabilir, kalp enfarktüsüne sebep olabilir. Değil mi? Evet. Yahut mide hastalıkları. Evet, yani birçok hastalığa sebep olabilir. Kur'an bu konuya dikkat çekmiş. Kendini kahredeceksin öyle mi? Allah bu üzüntüden kaçınmamı söylüyor. Biliyorsun Müslümanların üzülmesi haramdır. Üzülmek haram. Sinirlenmek de haramdır. Müslümana yakışmaz. Tabii. Yani Müslüman yapacağı bir şey değil. Müslüman tevekküllü olacak. Evet. Her şeyde bir hayır vardır çünkü. Her şeyi Allah yaratır. Sinirlenmek ne demek? Ben yapıyorum anlamına gelir. Halbuki her şeyi Allah yapar. Üzülmek de haramdır. Çünkü Allah'ın yarattığını beğenmemek anlamına geliyor. Evet. Çünkü tamam anormaldir ama hayır vardır. Yani sonuçta hayır olan bir şey. Bak Pelin, 4. ayette mühim bir konuya Kur'an dikkat çekiyor. İşare anlamda. Dilersek, yani ben istersem diyor Cenab-ı Allah, onların üzerine gökten bir mucize indiririz. Ayet, Allah'ın ayeti, bir mucize indiririz. De, ona boyunları eğilmiş kalıverirler. Yani onun emrine uyarlar. Onun ona bağlanırlar. Ona boyun bükmüş olurlar. Onun kumandasına girerler. Ona karşı boyunları büküktür. İtaatkardır. Evet. Ve Ebced'e de 2022 veriyor. Ya, maşallah. Harf karşılığı 2022 veriyor. Hazreti İsa. Evet. Maşallah. Bak, dilersek onların üzerine gökten bir mucize indiririz. Hazreti İsa'nın inişi biliyorsun bir mucizedir. 2000 yıl sonra gökten, değil mi? Göğe alınmışken gökten yeniden inmesi bir mucize. Evet. Çok büyük bir mucize. Maşallah. İndiririz. De ona boyunları eğilmiş kalıverirler. Evet maşallah. İnşallah. 2022. Ayetin bir işare yönü budur inşallah. Onlara Rahman olan Allah'tan yeni bir uyarı gelmeyi versin. Hiç tartışmasız ondan yüz çevirirler. Yani Kur'an'dan, İslam'dan bir şey anlattığında mutlaka yüz çevirirler diyor Allah. Evet, bana bir mesaj gelmiş. Tamamdır. İnşallah. Maşallah. Elhamdülillah. İnşallah. Ha ne olduğunu merak ediyorsunuz. Söylemeyeceğim. Her seferinde söylüyorum. Ya saklımız gizlimiz hiçbir şeyimiz kalmadı. Ne varsa şakır şukur söylüyoruz.
gerçekten yalanladılar. Fakat alay konusu yaptıkları şeyin haberi kendilerine pek yakında gelecektir. Mesela Müslümanları alay konusu yapıyorlar. Bunun haberini yakında alacaklar. Mehdi'yi alay konusu yapıyorlar. Yakında haberini alacaklar. Hazreti İsa'yı alay konusu yapıyorlar. Yakında haberini alacaklar. Kıyameti alay konusu yapıyorlar. Yakında haberini tam anlamıyla alacaklar. Yani çok doyurucu şekilde alacaklar. İslam'ın dünyaya hakimiyetini gibi alay ediyorlar. Onun haberini yakında alacaklar. Hızır'la ilgili alay etmeye kalkıyor kendilerince. Ama Hızır pek alay ettirmez kendini, onu söyleyeyim yani. Hani Mehdi'yle belki, çünkü şefkatlidir Mehdi. Hazreti İsa da çok şefkatlidir yani. Mesela. Ama Hızır'ın yani tahmin ettikleri gibi birisi değil Hızır. Metotları biraz farklı. Metotları değişiktir. Çünkü o Kur'an'a göre hareket etmiyor Hızır. Evet. Yani hiçbir şeriata göre hareket etmiyor. Kendinin özel şeriatı var. Ona uyuyor. Yani öyle o tip bir hareket kimsenin haddine olmuyor yani. Hızır'dan yani söyleyeyim mi söylemeyeyim ama mesela Masonlar çok korkarlar. Yani acayip korkarlar ama yani delice bir korkuyla korkarlar. Yani bu kadarını söyleyeyim. Hızır da duvarcı ustasıdır. Onu ayrıca söyleyeyim. Duvarcı ustasıdır. Kur'an'da biliyorsunuz duvar yapıyor. Duvarcı ustasıdır. Evet. Masonlar da duvarcı ustasıyız evet. Diyor ama asıl duvarcı ustası Hızır Aleyhisselam'dır. Evet inşallah. İki öksüz çocuğun duvarını yükseltti. Evet. Evet. Ücretsiz duvar yapıyor. Evet. İnşallah. Masonlar ücretle yaparlar. İnşallah. İnşallah. Hani Rabbin Musa'ya seslenmişti, zulmetmekte olan kavme git. Cenab-ı Allah da Mehdi'ye vahyedecek kalbine, ilham edecek. Zulmetmekte olan ateistlere, darwinistlere, materyalistlere, yani kim onların içine zulmediyorsa, onlardan yanlış yolda olanlara git, tebliğ yaptığın Allah vahyedecek ve Mehdi'yi İstanbul'a gönderecek inşallah. Nasıl Hazreti Musa'yı da değil mi? İlgili yere, Firavun'un sarayına gönderdiyse, o zamanki darwinistleri, materyalistleri darmadağın ettiyse, gösterdiği mucizeyle, değil mi? Hazreti Musa'nın ilk yaptığı evrim düşüncesini ortadan kaldırmak oldu. İlk gösterdiği odur. Asasını attı, atar atmaz asa yılana dönüştü. Böylece yaratılışı ispat etmiş oldu, gösterdi. O zaman bütün Firavun'un takımı evrime inanıyorlardı. Yani Darwinist kafadaydılar hepsi. Nil'in çamurlarından insanların, hayvanların, bitkilerin tesadüfler sonucu oluştuğuna inanıyorlardı. O, Hazreti Musa da yaratılışı savunuyordu. Allah'ın yaratığını savunuyordu. İlk tartıştıkları konu bu oldu. Ve attığında asa hemen normal üreyen, yemek yiyen hayvan, yılana dönüştü. Bunu gördüğünde oradaki Darwinist, materyalist kafadaki olanlar, evrimci kafada olanlar dümdüz oldular. Konu bitti. Evet. Değil mi? Zulmetmekte olan kavme git. Mehdi'ye de böyle ilham edilecektir Allah tarafından. O da İstanbul'a gelecektir. Firavun'un kavmine, Firavun kavmine hala sakınmıyorlar mı? Dedi ki Rabbim gerçekten beni yalanlamalarından korkuyorum. Mehdi de yalanlanacaktır. Göğsüm sıkışıyor, dilim dönmüyor. Şimdi Mehdi bütün peygamberlerin bir özetidir. Hazreti Musa'ya çok benzer. Hazreti İsa'ya çok benzer. İbrahim'e çok benzer. Yusuf'a çok benzer. Onların hayatına da hayatı çok benzer. Yani hepsinin bir karışımı gibidir. Bakın göğsüm sıkışıyor, dilim dönmüyor. Mehdi de heyecanlı bir insan. Onun da zaman zaman konuşma gücünü kaybedeceği, dilinin dönmeyeceği anlaşılıyor. Yani aynı Hazreti Musa gibi oldu evet, anlaşılıyor. Inşallah. Yani çünkü heyecandan kaynaklanan bir konuşma tıkanması olacağı zaman zaman evet. Anlaşılıyor. Hatta diyor sağ elini depretir, vurur sol dizine, evet. Sol tarafına vurur. Yani elini hareketlendirir. Yani
sağdan sola doğru elini hareketlendirir, depretir diyor. Yani konuşma güçlüğü çektiği vakit diyor. Konuşma güçlüğü neden olur? Heyecandan olur. Hazreti Musa'da neden oluyor? Heyecandan oluyor. Dilim dönmüyor. Bundan dolayı Harun'a da elçilik görevini bildirmesi için Cibril'i gönder. Hazreti Mehdi'ye Cenab-ı Allah kimi gönderiyor? Hazreti İsa Aleyhisselam'ı gönderiyor. O bakın aynı şey, aynı durum. Evet hocam. Yani o küfre karşı ona yardımcı olarak da Cenab-ı Allah Hazreti İsa Aleyhisselam'ı gönderiyor. Pelin uslu uslu dinliyorsun beni. Hiç aklına soru geliyor mu? Ya merak etmiyorum. Bir şey mesela şu hocam nedir de bir şey de. Bu anlattıklarım içinde bir soru bul. Şu anda yok. Yani bulacaksın 15 dakika müsaade var biliyorsun. O geçen 15 dakika bir 15 dakika daha ilave ettim sana. Şimdi etti yarım saat. Yarım saatte de program biter. İnşallah. Bakın dedi ki bunu ve kardeşini oyala. Bunu diyorlar Hazreti Musa'ya hitap olarak. Ve kardeşini oyala. Şehirlere de toplayıcılar gönder. Bütün uzman, bilgin, büyücüleri sana getirsinler. O devrin darwinist, materyalist, ateistlerini bir araya getirsinler. Yani ilmi bir panel, toplantı gibi bir şey ayarlıyorlar. Hazreti Musa ile tartışmalar için. Böylelikle bakın bilgin büyücüler. Darwinistler de bilgin büyücüdür ahir zamanda. Evet. Değil mi? Yani o devrin bilgin büyücülerin karşıtıdır. Yani şimdi onlar da bir nevi insanlara ilmi anlamda büyü yapıyorlar. Yani sanki gerçekten varmış gibi, gerçekten bir fosilleri varmış gibi, gerçekten bir delilleri varmış gibi, sanki proteinler tesadüfe meydana giriyorlarmış gibi, değil mi? Evet. Böyle uydurma izahlar yapıyorlar. Böylelikle büyücüler bilinen bir günün belli vaktini bir araya getirildi. Mesela bugün nasıl oluyor? Bu Kur'an'ın bu hükmü nasıl oluşuyor? Televizyonda oluşuyor. Bilgin büyü etkisi yapabilen bilim adamları bir araya giriyorlar. Müslümanlarla karşılıklı tartışıyorlar anti-darwinistlerle. Mesela siz çıktınız, tartıştınız evet. Bizim çocuklar değil mi? Evet. Ben de gitmiştim, tartışmıştım. Evet. Bakın burada ne isteniyor? Vakit, insanların en kalabalık olacağı, en çok dikkatlerini vereceği vakit isteniyor bir. Ve geniş kitleye yönelik olmasına dikkat çekiliyor. Yani çok fazla insanın bunu dinlemesini isteniyor. Televizyonlarda bu ne yapılıyor? Çok geniş bir insan kitlesi seyrediyor değil mi? Evet. Vakit, hangi vakit? En iyi vakit. Yani insanların en çok toplanacağı vakit esas alınıyor. Belki sana yazı gelince insan garip ihtiyarı merak ediyor tabii. Zor bir şeymiş yani. En iyisi bundan sonra ne varsa ne yoksa anlatayım. Ver bakalım şu yazıyı bana. Evet. Hocama bir internet adresi verilmiş. MSN adresi. Ya, istersen söyleyebilirim yani. Buyur. Bak böylelikle büyücüler bilinen bir günün belli vaktini bir araya getirildi. Ve insanlara da siz de toplanıyor musunuz dendi. Demek ki geniş kitlelere iyi bir saatte toplu bir ilmi gösteri yapılmış oluyor. Evet. Mesela büyücüler o devrin mantığını, felsefesini, din anlayışını savunuyorlar. Hazreti Musa da hakkı ve doğruluğu savunmuş oluyor. Ama Cenab-ı Allah vakit darı olduğu için mesela şimdi biz darbinizi materyalizmi anlatıyoruz. Gerçi çok çok etkili oluyor ama vakit alıyor. Allah o devirde kısa, kesin, net, tek vuruşta bitirecek gibi yapmış Cenab-ı Allah. Mesela Hazreti Musa'nın asasını atmasıyla birden yılana dönüşüyor. Şimdi yaratılışı uzun uzun anlatmak yerine çok kısa bir an içerisinde evrimin olmadığını Allah göstermiş oluyor. Bir anda yani Allah'ın yaratma gücü. Mesela insan diyor ki canlılar nasıl oldu? İşte görün. Aniden bir anda yapıyor Allah. Mesela Hazreti İsa Aleyhisselam zamanında da yine evrim düşüncesi vardı. Hazreti İsa da kuş biçiminde çamurdan bir şey yaptı. Üfürdüğü anda kuşa dönüştü. Bir anda oradaki evrim düşüncesi yok oldu. Ama o devrin şartlarından dolayı Cenab-ı Allah böyle bir kolaylık sağlıyor.
Bu devirde de şimdi internet ve bilim var. Bilimin bütün imkanları var. Bilim aynı Hazreti Musa'nın asası gibi oldu. Bunların başına bilimler attın mı mutlaka bunları yutuyor. Bütün uydurduklarını, yalanlarını. Bakın diyor ki hayır dediler, biz atalarımızı böyle yaparken bulduk. Adamlara sorduğumuz Darwinistler, biz Darwinizmi böyle öğrendik, bize daha önce hocalarımız bunu öğretti diyorlar. Yani nereden çıkarttınız dediğimizi, değil mi? Bak onlar da atalarımız böyle diyorlar. Dedi ki şimdi neye tapmakta olduğunuzu gördünüz mü? Bir anda alt üst etmiş oluyor, yok etmiş oluyor fikir sistemini. Hem siz hem de eski atalarınız. İşte bunlar gerçekten benim düşmanımdır. Yalnızca alemden Rabbi hariç. Yani bütün put düşüncelere, bütün put inançlara ben karşıyım diyor. Ki beni yaratan ve bana hidayet veren O'dur. Beni yediren ve içiren O'dur. Yani ben kendim yiyip içmiyorum diyor. Bak yeme ve içme fiilini yapan O diyor. Mesela adam kaşık alıp yemeni yiyor. O yeme fiilini, görüntüsünü, tamamını meydana getiren Allah'tır. Yani bir insan ben yemek yedim diyemez. Allah yedirir. Bana içiren O'dur. Mesela geçen günlerde dedim mesela ıhlama ben içiyorum. Allah havaya kaldırıyor fincanı, yaklaştırıyor ve bana içiriyor. Elimi vesile ediyor. Elim varmış gibi göstertiyor Allah. Halbuki elimi beynimde yaratan Allah. Elim dışarıda var ama saydam. Yani atomun yapısından dolayı saydam. Daha önce de söylemiştim. Ama o saydam olan elimle muhatap olmuyorum ben. Beynimdeki görüntüyle muhatap oluyorum. Beynimde benim yaratıyor Allah. İçme olayını. Dolayısıyla bakın havaya kaldırdığında buradan getirip Allah bunun içine bak döküyor. Bu dökme işlemini Allah yapıyor. Ondan sonra bunu bak geri yerine koyuyor Cenab-ı Allah. Elimi vesile ediyor ve ben bunu geri buraya koyuyorum. Ama Pelin bunu bilmiyor olabilir. Şimdi sen beni seyrediyorsun burada. Ben senin beynin içinde bir görüntüyüm. Bu doğru mu? Doğru. Doğru değil mi? Sesim de beynin içinde oluşuyor. Bu da doğru. Sesim beynin içinde duymuyor musun? Evet. Bu da doğru. Beynim sayesinde duyuyorum. Şimdi bak benim ses dalgalarım bir geliyor. Evet. Kulağına geliyor. Kulak duymaz. Kulak sadece... Evet. Evet, onu beynine iletir. Ve dolayısıyla beynin içinde duyuyorsun. Beynine gelen elektrik akımını beynin içinde duymuş oluyorsun. Mesela şimdi sen su içtiğinde su bardağı beynin içinde mi oluşuyor, dışarıda mı var? Beynim içinde mi yine? Gene beynin içinde oluşuyor tabii. Yani dışarıdaki bardaktan sen muhatap olmazsın. Dışarıda var ama o sayıda mı? Bardak var. Efendim? Ama bardak. Bardak var, dışarıda var. Ama senin muhatap olduğun bardak beynin içindeki bardak değil mi? İkisi de aynı bardak. Ama senin asıl gerçek hayatta birebir muhatap olduğun, yaşadığın bardak dediğin şey beynin içindeki görüntü. Dışarıdaki evet. Bardakla muhatap olmuyorsun sen. O ayrı, o ayrı bir cisim olmuş oluyor. Senin yaşadığın alem çok önemli. Sen beynin içinde gördüğün bardağa bardak diyorsun. Bardağın tadı beyninin içerisinde oluşuyor. Evet. O da beynin içinde oluşuyor. Tutma hissi, o da beynin içinde oluşuyor. Dolayısıyla bunların tamamını yaratan Allah olduğu için sana o bardağı içiren, yemek yediğinde yediren Allah'tır. Tamamını Allah yaratır. Dışarıdaki maddeyi de onu da ben yarattım diyor Allah. Ama o da bir gölge varlıktır. Yani bizim anladığımız anlamda değildir atom yapısı. Yani atom enerjinin yoğunlaşmış hali. Yani yoğunlaşmış enerji. Dolayısıyla atoma biz eğer normal gözle bakmış olsaydık, bakabilmiş olsaydık aslında sadece bir kere karanlığı görecektik. Velev ki karanlığı kaldırmış olsak bile maddenin saydam olduğunu görecektik. Çünkü atom birbirine çok uzak yapılısı. Yani nötron, proton ve elektronların birbirine uzaklığı çok fazla. O yüzden böyle yani kevgir gibi yapısı. O uzaklıktan dolayı saydam görünüyor. Bir de renk yok dışarıda. Rengi de beyin algılıyor. Yani beynin yorumu. Yani yeşil, kırmızı diye bir şey yok dışarıda.
renk yok bir kere dışarıda, ışık yok. Dalgalar var, sadece dalga var. Dalgayı beyin ışık olarak algılıyor. Yani mesela güneşe baktığımızda güneş normalde simsiyah karanlıktır güneş. Güneş sadece foton, elektrik, ışık ışınları gönderiyor. Biz o ışık ışınlarını dalga olarak alıyoruz. O dalgaları beynimiz ışık olarak algılamış oluyor. Yani dışarıda öyle bir şey olduğundan değil. Bunu biliyor muydun sen? Hayır, sizden öğrendim. Bakın modern bilimin de tespit ettiği bir gerçek bu. Yani bu konuda bütün bilim adamları ittifak halinde bu şekilde olduğu konusunda. Mesela ben seninle şu an konuşuyorum. Ben senin beynin içinde konuşuyorum. Doğru mu bu? Anlattıklarınıza göre evet, deminkilerden yola çıkarak tabii gidersek. Şimdi ben seninle konuşurken ben de beynim içinde seninle konuşuyorum. Yani mesela Pelin dediğimde beynim içinde bir sevimli görüntü oluşuyor. Onunla muhatap oluyorum. Yani benim elimden senin elin aynı yerdeyiz. Yani benim yüzümden senin yüzün aynı yerde. Beynimin içinde. Enteresan. Tabii ya. Yani, ayrıca bilimsel bir gerçek. Mesela ben şu an mesela karşındaki gibi konuşuyorum ama mesela bir metre falan uzağındaymış gibi öyle değil. Tam anlamıyla senin içindeyim. Yani iç içe konuşuyoruz şu an. Yani senin sesinle benim sesim aynı yerde oluşuyor. Yani ayrıca bu hiç kimse reddedemeyeceği bilimsel bir gerçek. Yani dinsizin de dinden de reddedemeyeceği bir gerçektir. Rüyadaki gibi. Evet, rüyadaki gibi. Rüyada da böyle konuşmuyor muyuz karşılıklı? Evet. Ama aynı yerdeyiz. Doğru mu? Ama sanki uzaktaymışız gibi görünüyor değil mi? Bu dünya da öyle rüyadır. Aynı şekilde. Aynı, yani rüyadan rüyaya geçilir. Ama daha net bir rüyadır. Ölüm anında da daha net bir rüyaya geçeceğiz. Ama yine rüya şeklindedir. Bu şekildedir. Allah'ın yarattığı sistem bu. Yani buradaki açık bak. Yediren ve içiren odur. Dedi o Cenab-ı Allah. Hastalandığım zaman bana şifa veren odur. Mesela doktora gidiyor. Doktor da beynin içerisinde yaratılır. Mesela ilaç alıyor. Şu kadarcık küçük bir şey. Beynin içinde beyaz bir şey göstertiliyor. Hap diye. Halbuki beynin içinde o bir görüntü dikkat edersen. Onu yuttuğu göstertiliyor. O ilaçtan iyileştiğini zannediyor. Halbuki ilaçtan iyileşmiyor. Allah ilacı ona sebep ediyor. Yani doğrudan o iyiliği, şifayı meydana getiren Allah'tır. Halk mesela aspirin içti mi yahut gripin içti mi o geçiriyor zannediyor. Böyle bir şey mümkün değildir. İyileşiciye varsa da iyileşir. İçmesine gerek yok mu o zaman? Hayır, sebebe sarılacak onlar var. Mesela ben bunu ıhlamuru elimi uzatmama niyet etmem lazım. Elimi uzattığıma dair bir his veriliyor. Yani elim uzattığıma dair his. Mesela bardak bana yaklaştırılıyor. Ben buna niyet ediyorum. Ama cennette sistem böyle değil. Mesela ben bardağı içme hissini, bu hissi duyduğumda o bardak bana yaklaşır. Yani elime ait hisse gerek kalmaz. Yani elimi uzatma hissine gerek kalmaz. Direkt gelir yani yaklaşır. Düşünce gücüyle yapmak gibi. Evet evet yani direkt yani sanki elim varmış gibi direkt yaklaşır. Zaten şimdi mesela elim burada dururken el et kemikten oluşan bir cisim değil mi yani? Evet. Et kemik yani et kemik söz dinlemez normalde. Yani kasaptan gelen bir ete biz desek ki et hadi hareket et desek etmez. Bir şey yapmaz et. Ete emir veren bir ruh var. İşte o Allah'ın ruhu. Yani bize Allah'ın üfürdüğü ruh. Evet. Mesela ete diyoruz ki kaldır elini diyoruz. Kaldırıyor et havaya. Eli kaldırıyor. Bardağı tut diyoruz. Tutuyor. Ama o bize öyle gösteriyor. Yani beynimizin içerisinde öyle gösteriyor. Ama mesela iyileştiren Allah. Hasta iyileştiren evet. Allah. İlacı içse de içmese de iyileşeceği varsa eğer tabii. İyileşecek. Tabii doğru. Ama ilacı içse de iyileşmeyecekse iyileşmeyecek ne kadar ilaç içse de. O zaman iyileşeceği varsa ilaç içmesine gerek yok mu yani? Sebep çok önemli. Sebep çok önemli. Yani bütün sebepleri kullanması lazım insanın. Mesela soğukta insan hasta olur. Soğuğa karşı giyinmesi gerekir. Mesela yemek yemediğinde hasta olur yahut ölebilir. Evet. Mutlaka yemek yemesi lazım. Yani Allah o sebebi ister bizden. Allah mükemmel bir sebep sanatı meydana getirmiştir. Sebep silsilesi meydana getirmiştir.
bütün sebeplere sarılması lazım. Mesela saçı taramazsan saç düzgün görünmez. Kıyafeti giyim, mesela bütün elbiseleri Allah yaratır. Mesela sizi giydiren diyor Allah, mesela değil mi? Yediren, içiren, evet. Odur diyor Allah. Giyimi meydana getiren de Allah'tır. Yani size giyimlikler var ettik diyor mesela ayette, giydiren dediğim o yani. Size giyimlik, mesela elbise konfeksiyon atölyesinde yapılıyor gibi gösteriyor Allah. Ama bizim beynimizin içinde oluşur elbise. Her insan beynindeki elbiseyi giyer. Dışarıda hiçbir elbise giyemez. Dışarıdaki hiçbir arabaya binemez. Mesela arabaya bindiğinde arabayı da gidiyor görüntüsü verir Allah sana. Sen gittiğini zannedersin. Beynin sana verdiği bir algıdır o. Mesela elips bir ekran var, bak dikkat edersen önümüzde. Dışarıda bir araba vardır. Ama onlar bizi hiç Allah muhatap etmez. Hep onun görüntüsüyle biz muhatap oluruz. Yani dışarıdaki cisimle hiçbir insan muhatap olamaz. Yani mümkün değil. Bir adeta monitörden, yani bir televizyon ekranından beynin içerisinde sürekli seyreder insan. O televizyon ekranında ne kadar biliyor musun olduğu yer? Şu kadar falan toplam. Beyinde. Kör nokta. Hayır hayır, beyindeki o şuur merkezi şu kadar falan. Şuur merkezi. Evet. Yani şu kadarcık bir et parçası. Yani içinde kan geçen küçücük bir et parçası. Bütün alem, dünya, hayat hepsi orada oluyor. Mesela güneşe, aya bakan adam diyor ki ay ne kadar güzel bugün diyor. Dolunay olarak açmış diyor. Aya bakıyor. Aya baktığında beynin içindeki ayı mı görür, dışarıdaki ayı mı görür? O zaman beynin içindeki ayı görür. Beynindeki ayın içindeki, tam onu görüyor. Yani hiçbir kimse dışarıdaki ayı göremez. Ayın gerçeğini göremez. Vardır ayın gerçeği fakat saydam göremez. Saydam mıdır? Efendim? Saydam mıdır? Tabii ki dışarıda her maddenin şey tamamı saydam. Yani yapısından dolayı mecburen olmaz, öyle olması gerekiyor. Yani nötron, proton, elektron birbirine uzaklıklarından kaynaklanıyor. Bir de ışık yok dışarıda. Yani ışık doğrudan beğeniyor. Zifir karanlıkta dışarısı. Simsiyahtır. Ses hiç çıt yoktur dışarıda. Ses diye bir şey yoktur. Ses de beynin yorumu. Yani dalgaları elektrik akımına çeviriyor biliyorsun beyin. Hı hı. O elektrik akımını beyin ses olarak alıyor. Yani beyin öyle yorumluyor elektriği. Beyine görüntü de elektrik akımı olarak geliyor. O elektrik akımını beyin görüntü olarak yorumluyor. Her kulak sağırdır. İnsanın kulaklarının hiçbiri duymaz. Beynin içindeki kulak duyar. Yani ruh kulağı duyar. Hiçbir göz görmez. Bütün gözler kördür. Tamamı. Yani iki gözü de kördür insanın. Beynin içindeki göz görür. Yani ruh gözü görür. Beyin insan gözü görmez. Yani nasıl görsün ki? İki tane kamera zaten bu göz. Yani sadece kamera. Etten oluşmuş kameradır. Bu kameralar görüntüyü elektrik enerjisine çeviriyor. O kadar. Başka bir özelliği yok. Beyne götürüyor. En sonunda şuur merkezine geliyor. Şuur merkezinde o onu görüyor. Peki bu şuur merkezi için bu anlattıklarınızdan şöyle bir şey çıkarabilir miyiz? Bu şuur merkezi dediğiniz bu küçük parça bedenle ruhun bir iletişime geçtiği bir yer, yani ikisinin birbirine dokunduğu bir nokta mı gibi i̇şte söylenebilir Allah, mi yani? Allah şuuru bir sebep olarak yaratıyor bakın. Sebep çok önemli. Allah'ın bir sebep sanatı vardır. Nerede buluşuyor dediğimizde işte Allah o şuurdaki adres burası oluyor. O küçücük et parçası oluyor. Orada buluşuyor diyor. Orada gösteriyorum diyor Allah. Yani sebep olarak yaratıyor. O da bir sebep. Sadece sebep, evet. Yani bir kere muazzam bir sebep silsilesi meydana getirmiştir Allah. Mesela ben sana Kur'an'ı uzatıyorum. Allah uzatıyor normalde. Ama biz uzatıyormuşuz gibi görünüyor. Mesela açıyorum sayfayı. İlgili sayfa çıkıyor. Allah açar o sayfayı. Mesela okuyup konuşmaya başlıyorum. Allah konuşur. O sesi Allah meydana getirir. Yani biz beynimizin içinde Allah'a teslim olmuş ruhuz. Yani başka bir özelliğimiz yok bizim. Dışarıda da cisim olarak bedenimiz var. Ama zifir karanlıktır dışarısı da. Bu konunun aksini savunan hiçbir bilim adamı yok zaten şu an dünyada. Yani dinsiz olsun, dindar olsun. Hepsi bunu kabul ediyor. Anladım. Net gerçektir. Ama toplumun milyonda biri biliyor bunu, bu gerçeği. Yani milyonda biri ancak biliyordur. Çok az insan biliyor. Mesela kavga ediyor adam, beynin içindeki kişiden kavga eder insan. Yani hiçbir zaman dışarıdaki kişiden kavga edemez. O kavgayı Allah yaratır.
Mesela öfkeleniyor, bağırıyor, çağırıyor. Paracıklarım gitti diyor, evim yandı diyor. Beynin içinde yanar paracıkları, evi falan. Mesela dolarlarını sayan beynin içindeki doları sayar. Dışarıdaki dolarla hiçbir şekilde bağlantı kuramaz. Yani gözünden gelen elektrik akımı o dolarların görüntüsünü beynine taşır. Beyninde o elektrik akımı dolara dönüşür. Yani görünür, görüntü olarak ruhu onu görür. Beynin içindeki hayal olan dolarlarla muhatap olur insan. Hiçbir şekilde gerçeğine buluşamaz. Peki adam evi yandığı için ağlarken kendi beynin içindeki evini ağlıyor. Fakat dışarıdaki ev de yanıyor o sırada. Tabii dışarıda ev var tabii. Yani dışarıda vardır. Ama o da yanıyor yani. O zannettiği gibi de mesela o yanmayı o görse mesela normalde yanma parlak ışıklı yanıyor ama dışarıdaki yanma o tarzda olmuyor. O nasıl peki? Bunu biliyorum. Yani simsiyah karanlık dışarıda. Yani zaten yani ışık vermiyor yanma. Hmm. Öyle bir şey yok. Ve madde saydam. Zaten yapısı saydam. Mesela dışarıda siren sesi yok. Siren sesini beyin oluşturuyor. Evet. Beyinde oluşur. Mesela geliyor etrafa ışık öyle bir yani bir kere kırmızı beyaz ışık yanıp sönüyor. Kırmızı diyeyim bir şey yok dışarıda. Evet. Beynin yorumu kırmızı. Allah öyle harika olarak yaratmış. Ama dışarıdaki o madde de yine gölge varlıktır. Yani mutlak varlık Allah'tır. Yani o da bizim anladığımız anlamda bir madde değildir yani. O da gölge varlık olarak yaratılıyor. Sadece mutlak varlık Allah'tır. Allah da zamansız ve mekansızdır. Yani hem mekanın hem zamanın dışındadır. Biz zamanlı ve mekanlıyız. Dolayısıyla algılayamıyoruz. Evet. İnsanlar aslında bu gerçeği bilmiyorlar o kadar. Yani ben Darwinizmi anlatıyorum ama mesela bu konuyu bilse insanlar Darwinist olmaları mümkün olmaz zaten. Yani çünkü bu Darwinizmin çok üstünde bir konu bu. Darwinizm bunun içinde erir kaybolur yani, yani buhar olur böyle bir konuda. Adam muhatap dahi olamaz Darwinizmden böyle bir şeyde. Çünkü Darwinizmi ve diğer sapkın felsefeleri kökünden buhar haline getiren bir gerçek bu. Ahiret de tam anlaşılmış. Tabii. Ahireti, ölümü, her şeyi anlar kişi o zaman. Allah'ın gücünü, cenneti, cehennemi hepsini anlar. Ama bu konuda şiddetli korktukları için bunu düşünmek istemiyor insanlar. Yani bir kısmının işine girmiyor, bir kısmı korkuyor. Bir kısmı da hakikaten anlamıyor. Bu da olabilir. Olabilir. Yani herkesin algılama yetisi farklı sonuçta düzeyi. Yalnız ruh sahibi olan bunu anlar. Yani ruh sahibi olması lazım. Ruh sahibi olup bunu bilmemesi mümkün değil bir insanın. Eğer özel yaratılan bir varlıksa, yani Allah onda ruh üflemediyse o fark edemez. Yani ölü varlıksa fark edemez. Her insan biliyorsun canlı değildir. Birçok insan ölüdür dışarıda gezen insanlar. Kur'an ayetiyle belirtiliyor Allah. Siz onları canlı zannedersiniz diyor. Evet. Tabii. Siz onları canlı zannedersiniz, onlar ölüdürler diyor. Evet. Bilmezsiniz diyor. Gözleri vardır, görmezler. Evet. Yani gözünü gördüğünü zannedersiniz diyor. Allah gözü görmüyor onların diyor. Kulağını duyduğunu zannedersiniz, kulağı da duymaz onların diyor. O zaman bu tip insanlar anlamayan insanlar evet, oluyor. Evet, anlamıyor. Yani anlamıyor değil ki, anlayışsızlığından dolayı değil. Yani robot tarzında adam et ve kemikten oluşmuş bir varlık. O kadar yani başka bir şey değil. Üçüncü benden yani beynindeki üçüncü benden konuşuyor, hareket ediyor. Dolayısıyla sen de onu şuurlu zannediyorsun. Yani bazen insan rüyasından kalkar konuşur ya, bilmiyorum gördün mü sen? Konuşur, yani normal mantıklı cevap verir. Mesela nasıl desin? İyiyim der rüyasında konuşan adam. Ama normalde uyuyor adam, haberi yok. Yani ne dediğinin haberi olmaz onun. Mesela hipnozda da adam uyuyor, yani ölmüş oluyor hipnoza giren insan, ölür. Yani ruhu gitmiş oluyor. Ölü olur hipnozdaki insan. Ayağa kalkıyor, gözü açık, beni görüyor musun diyorsun, görüyorum diyor. Ben kimim diyorsun, arkadaşımsın diyor, konuşuyor. Nasılsın diyorsun, iyiyim diyor, teşekkür ederim, sen nasılsın diyor. Adam diyor ki mesela, karşısındaki adam, ben bir kaplanım diyor. Adam onu hakikaten kaplan olarak görüyor. Değil mi diyor, görüyor musun şu an diyor kaplan olduğumu diyor. Evet kaplan, konuşan bir kaplanım ben diyor. Evet diyor, konuşan bir... Hakikaten adam onu net olarak konuşan bir kaplan olarak görüyor. Emin oluyor ondan. Öyle bir şey olmadı hani de. Ama o anda işte o ölü. Yani Allah onu o şekilde göstertiyor. Uyandığında birdenbire bambaşka bir aleme geçmiş oluyor.
Yani hipnoz yapanlar bilirler bu konuyu. Yaygındır, bilinen bir konu. Sen bu konuyu daha önce hiç düşünmüş müydün Pelin, maddenin bu yönünü? Yok. Düşünmedin değil mi? Hayır. İnşallah. Mesela insan istese beyninin içerisine geçse, şuuruna insan istese çekilebiliyor. Yani şuurun içine çekilebilir. Şuurun içine çekildiğinde etin kemiğinin konumu ona değişik bir hale gelebilir. Bambaşka bir hale gelebilir insan. Nasıl? Yani adeta bir ruh olduğunu hisseder kendisinin. Tam anlamıyla bir ruh olduğunu hisseder. Yani görüntüden ibaret bir ruh olduğunu hisseder. Çünkü beynin içerisinde sadece görüntüyle muhatap oluyor insan. Dışarıdaki maddeyle şu ana kadar bağlantıya geçen hiçbir insan olmamıştır şu ana kadar. Yani adeta Adem'den itibaren hiç kimse olmamıştır. Olamaz da zaten. Bir tek Allah bilir dışarıda maddenin aslını biliyor. İnsan bilmez. Ama bu gerçek yani çok detaylı anlatılıyor ki benim kanaatim önümüzdeki yıllarda daha netleşecek. Daha çok insan kavramış olacak. Daha çok insan bu gerçeği bilmiş olacak. Evet. Siz kitapları gönderdikten sonra bayağı bu konuda filmler çoğalmıştı hocam. Matrix gibi. Bu konunun özünü evet. Anlatmaya. Ve Matrix'in yazarına kitap göndermiştim. Maddenin ilgili bu konuyla ilgili. Yani o filmin yapımının 2 yıl önce göndermiştim. Evet. Aynı o paralelde film yaptı adam. Aynı o mantığı işleyen. Konuşma pasajlarında bile o sizin anlattığınız evet. Şeylerden çok benzeri yani inşallah. Evet. Akılcı düşünen bu konuyu her şeyi çözer. Yani cehennemi çözer, cenneti anlar, ölümden sonraki hayatı anlar, mucizelerin nasıl olduğunu anlar, her şeyi kavrayabilir. Ama benim Matrix seyretmiştir sizin filmi. Evet. Orada aklına geldi mi o filmi seyrettiğini böyle bir konu? Yani evet doğrusu şeyler vardı filmde anlattıklarınız gibi maddeye gördüğümüz anlamdan farklı anlamlar yüklendi filmde anladığım kadarıyla ama yani sizin söylediklerinizi daha önce duymadığım için, bilmediğim için. Hı-hı. Böyle bir bağlantı kurmamıştım tabii ki. Matrix'in mi o demek ki o imajı tam vermiyor o zaman. Yani bu anlattığımı tam oradan onu çıkaramıyor olabilirler. Yani bunun daha net anlatılması gerekiyor. İnşallah hocam doğru inşallah. Kuledeki Küçük Adam diye benim bir kitabım var. Biraz hafif romanımsı. O kitaptan varsa sana onu verirsem oradan da çok iyi anlayabilirsin. Ama Yaratılış Atlası'nın bir bölümü bu konuya ayrılmış durumda. Çok detaylı. Sana Yaratılış Atlası vermiş miydim ben? Hayır. Tamam, bugün veririz inşallah. Orada çok detaylı kapsamlı anlatıyor. Açar mısın şey Berker o kısmı? Maşallah. Kaldırmak zor. Yaklaşık 7 kilo var değil mi? Evet hocam, maşallah. Ne kadar var sonları? Uyarıyla başlıyor hocam. Tamam, evet. Bak şu uyarı ne yazıyor orada Pelin uyarı kısmında? Yok. Okuyacağınız bu bölüm hayatın çok önemli bir sırrını içermektedir. Maddesel dünyaya bakış açınızı kökten değiştirecek olan bu konuyu çok dikkatli bir biçimde ve sindirerek okumalısınız. Burada anlatılacak olanlar yalnızca bir bakış açısı, farklı bir yaklaşım veya herhangi bir felsefi düşünce değil, dine inanan, inanmayan herkesin kabul edeceği, bugün bilimin de kanıtladığı kesin bir gerçektir. Söyledikleriniz. Evet, sonra konuya geçiyoruz. İnşallah. Tamam. Yerini göstermiş olduk. Evet. Benim bu kitap senin. İnşallah. Bak din günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da odur. Müslüman tabii korkuyla ümit arasında oluyor. Allah'ın bağışlamasını istiyor. Rabbim bana hüküm bağışla ve beni salih olanlara kat. Mesela
Güzel konuşmayı da Allah meydana getirir. İnsan diyorsun ki ne kadar güzel konuşuyor diyorsun. Öyle bir şey olmaz. Yani hiçbir insan konuşamaz. Konuşmayı Allah yaratır. Görüntüyü Allah yaratır. Bu dediğim sistem içerisinde, demin anlattığım sistem içerisinde Allah yaratır. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yine Hazreti Musa ile ilgili ayet çıkmış. Demin açtım işte abi, değil mi? Evet. Bizim çocuğu açtırmıştık, yine evet, ayet çıkmış. Evet. Şuara suresi. Berker'le okumuştuk. Bakın yine aynı ayet okuyorum. Dilersek onların üzerine gökten bir ayet indiririz de ona boyunları eğilmiş olarak kalıverirler. Ebced'i 2022 veriyor. Maşallah. Bak, dilersek onların üzerine gökten bir mucize indiririz. Gökten mucize ne olabilir? Ben açıklamanızı seyrettim hocam. Evet. Değil mi? Evet. Hazreti Musa zamanında şeyler nasıldı? Evet. Değil mi? Diye peygamberler zamanındaki mucizeler nasıldı? Bu da bir mucize, çok büyük mucize ama maşallah. Hazreti Musa'nın zamanındaki mucizeleri mesela asayı atıyor. Asa yılana dönüşüyor. Ama şimdi 2000 yıl sonra bir insan gökten iniyor. Maşallah. Bak 2000 yıl önce göğe alınıyor. 2000 sonra da gökten iniyor. Bu nefes kesecek bir şey. Bir de bütün insanlar görüyor. Çünkü Hazreti Musa'nın asası bir süre sonra yeniden değneğe dönüşüyor. İnşallah. Ya bir daha insanlar o mucizeyi göremiyor. Yani o anda gördün, görmedin, bitti. Ama burada mucizeyi Hazreti İsa en az 40 yıl kalacak insanların içerisinde. Evet, inşallah. Bakın 40 yıl insanlar mucize görecekler. Yani 2000 yıl önce göğe çekilmiş bir insanı 40 yıl görüyorlar. Evet. İnşallah. Bilimsel olarak da kanıtlanacak demişsiniz tabii, zaten genetik olarak. İnşallah. Yani onun Hazreti İsa olduğunu insana tam kanaat getirecekler. İnşallah. Tabii mesela saçından bir parça alınsa, bakılsa Hazreti İbrahim neslinden. İnşallah. Haley kuyruklu yıldızını açmışsın. Onun çıkışı. Biliyorsun o da Mehdi'nin çıkış alameti. Müddessir suresinde de yine bu konuyla ilgili bir şey var. Haley kuyruklu yıldızı 76 yılda bir geçiyor. 76 19'un 4 katı. Evet. Bakın 76 yılda bir geçiyor. Bu yıldız en son Hicri 1406'da görüldü. Yani Mehdi'nin çıkış zamanında görüldü en son. Evet. 19 × 74. 19 × 74. Maşallah. Yani 19'un 74 katı. Müddessir suresinin sıra numarası 74. Maşallah. Müddessir. Müddessir suresi bakın 74. sure nasıl başlıyor? Ey örtüsüne bürünen, kalk ve korkut. Ey gizlenen, Mehdi'ye işaret ediyor burada aynı zamanda. Kalk ve korkut. Artık insanları uyar. İnşallah. İnşallah. Bir başka büyük mucizede işaret ise Halley yıldızının 1986 Hicri 1406'daki geçişinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlikle vazifelendirildiği milattan sonra 607'den bu yana 19. geçişi. Maşallah. Bak Mehdi zamanına kadar 19. geçişini yapıyor. Kur'an'da da 19'a işaret ediliyor biliyorsunuz. Evet. Çok önemlidir Kur'an'da 19. Bu Haley kuyruklu yıldız çıktığında Nuh kavmi helak olmuş daha önce. Hazreti İbrahim ateşe atılmış. Evet. Mehdi'nin de ateşe atıldığı bir devre rast gelecek inşallah. İnşallah. Firavun kavmi yok edilmiştir. Hazreti Yahya öldürülmüş. Hazreti İsa doğmuştur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk vahiy gelmeye başlamıştır. Bu Haley kuyruklu yıldız çıktığında. Maşallah. Maşallah. Yani dönemleri çok harika. Çok büyük olaylar. Evet. Evet. Hep büyük olaylar da çıkıyor inşallah. Ne kadar anlatsak tabii bir kısım vatandaşlar böyle kendi şeylerine gitmeye devam ediyorlar. Evet bak. Nisa suresi 75. Size ne oluyor ki? Bak Allah yolunda Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkardı. Artık bunalmış Müslümanlar orada. Allah'a sığınıyorlar. Diyorlar ki bize katından bir veli, bir Mehdi gönder diyorlar. Bir lider. Müslümanın vasfı demek ki bu değil mi? Kurtuluş istiyor.
İttihat istiyor, birleşmek istiyor. Bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz diyor. Allah kınıyor. Telin ediyor Allah. Yapılmayan bu birliğin istenmemesini, bu liderliğin değil mi? Gereğinin yapılmamasını kınıyor Allah. İman edenler Allah yolunda mücadele ederler. İnkar edenler ise tağut yolunda mücadele ederler. Öyleyse şeytanın dostlarıyla mücadele edin. Hiç şüphesiz şeytanın hileli düzeni pek zayıftır diyor. Evet. Yani bakın bu sistem uygulansa, yani gözlerine dağlar gibi görünen engellerin tereyağı gibi eridiğini görecekler. Hiçbir şey kalmaz. Hocam siz daha iyi bilirsiniz inşallah. Ayet ve sure numarası 4. surenin 75. ayeti toplayınca 79 ediyor. Yani 1979, yani Mehdi'nin çıkış tarihi olan Hicri 1400'e denk gelmiş oluyor inşallah. Evet maşallah. Şeytan Allah'a sınıyorum. Sana Musa'nın haberi geldi mi? 9. ayet. Hani bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti. Durun, bir ateş gördüm. Umulur ki size ondan bir kor getiririm. Veya ateşin yanında bir yol gösterici bulurum. Ateşin yanında yol gösterici bulurum. Biz de ateşin yanında kimi bulduk, ahir zamanda bulacağız? Mehdi'yi değil mi? Ateş, büyük bir ateş Mehdi'nin çıkış alametidir. Yol göstericidir Mehdi'de. Nitekim ona gidince kendisine seslenildi. Ey Musa, gerçekten ben, yine ben, senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü kutsal olan, çünkü sen kutsal vadi olan Tuva'dasın. Evet. Kutsal vadi, Tuva. Ayakkabılarını çıkarıyor orada. Orasın. Ben seni seçmiş bulunuyorum. Bundan böyle vahyolanını dinle. Gerçekten ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Bakın bu çok şeydir, çok manidardır buradaki ifade. Ben iki kere tekrarlıyor Allah. Ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Şu halde bana ibadet et ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl. Şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Madem sen bu konu kapıyı açtın, ben sana söyleyeyim. Mesela 15. ayet. Çok iyi oluyorum. Hicri 1545'tir değil mi? Kıyametin kopuş tarihi. Hicri 1500'e dikkat çekiyor. Bir üstteki de tabii. Hocam seçilen tabii. De 14. Tabii. Şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Bak kıyamete dikkat çekiliyor. Herkesin harcadığı çabanın karşılığını alması için onun koşup haberini neredeyse gizleyeceğim. Kıyametin haberini gizleyeceğim. Kime açıklar Allah gaybı? Peygamberlerine açıklıyor. Tabii ki gayb gizli. Ama peygamberlerine açıklıyor Allah. Muhterem kardeşim şu şeyi bana bir çevirebilir misin? Biraz da yanaştır. Evet. Senin de kamerana zarar vermesin. Tamamdır. Dedi ki Rabbim benim göğsümü aç diyor Hazreti Musa. Heyecanlı. Allah'a emanet, hem tansiyonu yükseliyor hem de kalbinde çarpıntı var. Yani taşikardir var Allah'a emanet, hem de tansiyonu yükseliyor olabilir. İşimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz. Çok heyecanlı olduğu için o güzeller güzeli, o aslanlar aslanı ki çok yapılıydı Hazreti Musa Aleyhisselam. Acayip yapı, müthiş kuvvetliydi. Dilimden düğümü çöz. Heyecanlandığı için, çok heyecanlı olduğu için konuşamıyor. Dili tutuluyor zaman zaman. Mehdi'nin de özelliğidir. Çok heyecanlandığı konuşamaz Mehdi'de. Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun'u. Onunla beni kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl. Böylece seni çok tesbih edelim. Tek başına gitmeyin bak. Böylece seni çok tesbih edelim. Berker'im madem bu kapıyı açtın dedim sana değil mi? İnşallah hocam. 33. ayet. Ne geliyor aklına? Hazreti İsa geliyor hocam inşallah. İkinci olarak düşün. Tesbihte kaç defa 33 elhamdülillah defa. Diyoruz? 33 defa. 30 kere beraber Subhanallah Allahu Ekber evet. Değil mi? Bak 33. ayettir. Böylece seni çok tesbih edelim. 33 kere
tesbih ediliyor. Evet hocam. Değil mi? Maşallah. Her Allah'ın ismi 33 kere tesbih ediliyor. 3 kere 33 kere 90, toplamda 99. Evet. Ve seni çok zikredelim. Şüphesiz sen bizi görüyorsun. Yani şu an biz görüyorsun diyor Allah. Allah'a öyle sesleniyor. Dedi ki ey Musa, istediğiniz şey sana ihsan edilmiştir. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuşum. Daha öncekini de hatırlatıyor Allah. İlk defa değil diyor lütufum. Hani annene vahyolanan şeyi vahyetmiştik. Şöyle ki onu sandığın içine koy. Suya bırak. Böylece su onu sahile bıraksın. Mehdi nereye gelecek? Sahile gelecek değil mi? Bir kenara gelecek. Su kenarındadır Mehdi'nin faaliyet yeri de. Onu benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri alacaktır. Yani Firavun sistemin, Deccali sistemin, düşüncenin içinde mücadele edecek diyor. Cenab-ı Allah ona işaret ediyor. Gözümün önünde yetiştirilmen için kendimle sana bir sevgi yönelttim. Sevilecek bir insan olacak Hazreti Musa. Seni annene geri çevirmiş olduk ki gözü aydın olsun ve üzülmesin. Demek ki annesi üzülecek. Bakın Hazreti Musa'nın annesi üzülecek demek. Bunu durduk yere hiç söylemez Allah. Bir şey vardı, bir şey anlatılıyordur. Evet, inşallah. Yani annesi üzülecek birisi vardır. Bir şey anlatılmıştır. Sonra bir kader üzerine buraya geldin diyor Cenab-ı Allah. Ey Musa diyor. Evet. Hazreti Musa'nın evet. Şeytandan Allah'a sığınırım. 14. ayet. Vicdanları kabul ettiği halde diyor Cenab-ı Allah. Zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Bak vicdanları kabul ediyor ama zalimliklerinden ve büyüklenme enaniyet duygusundan dolayı gerçekleri inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sonra uğradıklarına bir bak. Andolsun Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Bakın hep Allah özel ilim veriyor. Bizi inanmış kullarından birçoğuna göre üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Yani evet bütün gücün Allah'ta olduğunu söylüyorlar. Süleyman'a cinlerden, insanlardan, kuşlardan orduları toplandı. Bunlar bölükler halinde dağıtıldı. Demek ki Hazreti Süleyman'ın emrinde cinler varmış. Hazreti Mehdi kime benziyor hadise göre? Süleyman'a benziyor değil mi? Hazreti Süleyman gibidir diyor Peygamberimiz. Mehdi'nin de cinlerden ordusu olacaktır. Cinilerden inşallah. Her türlü bilgiyi, istihbaratı onlara salacaktır. Ve gün be gün gücü artacaktır. Cinlerle bağlantı gücü artacaktır Hazreti Mehdi'nin inşallah. Ve kuşlardan, hayvanlara da etkiliyor Hazreti Mehdi gibi. Hazreti Süleyman hayvanlarla bağlantı halinde. Evet. Kuşlar onu seviyor, o kuşları seviyor. Hazreti Mehdi diyor balıkları bile değil mi? Sever diyor, onlarla bağlantıdadır diyor. Denizdeki balıklar bile diyor. Ondan memnun kalırlar diyor. Havadaki kuşlar. Havadaki diyor. Kuşlar diyor tabii. Bunlar bölükler halinde dağıtıldı diyor. Nihayet karınca vadisine geldiklerinde bir dişi karınca dedi ki ey karınca topluluğu kendi yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkında olmaksızın sizi kırıp geçirmesin. Karıncalar da Hazreti Süleyman'la bağlantılı. Yani harika oluşuyor. Sözünü dinliyorlar karıncalar Hazreti Süleyman'ın. Evet. Bunların da hikmetini göreceğiz. İnşallah. İnşallah. Mesela Hüt Hüt konuşuyor. Papağanlar da şimdi bak bakın şakır şakır konuşuyorlar. Değil mi? Adamlar nasıl diyor? İyiyim diyor. Ne yapıyorsun? Hiç geziniyoruz diyor. Ya papağan ya bir normal konuşuyor. dedi ki ey önde gelenler gerçekten bana oldukça önemli bir mektup bırakıldı. Gerçek şu ki bu Süleyman'dandır ve şüphesiz Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlamaktadır. Bir mektup. Evet. Mesela bak biz de kitaplarımızın hepsinin başlangıcına Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yazıyoruz. Ve kitaplar da bir mektuptur. Her yere gönderiyoruz. Evet. Allah'tan bir mektup değil mi inşallah, Müslümanlara? Inşallah. İnsanlara. İnşallah.
içinde de bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana Müslümanlar olarak gelin diye yazılmaktadır. Yani enaniyet yapmayın, gurur yapmayın, Müslüman olun diye inşallah mektupta yazıyor. Süleyman'a elçiler, elçi hediyelerle Süleyman'a geldiği zaman sizler bana mal ile yardımda bulunacaksınız. Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Hayır, siz hediyelerinize sevinip övünebilirsiniz dedi. Ben mesela hiç hediye kabul etmem. Bilirim. Evet. Hiç. Yani çok çok mecbur olursam teberrüken kabul ederim. Ama mutlaka onun karşılığı daha değerli bir hediye verip ve tembihlerinde yani bir daha yapma şeklinde. Yani değerli hediyeyse zaten kabul etmem. Yani öyle yani altın maltın falan o hiç mümkün değil. Ama mesela ufak tefek bazen alıp getiriyor. Mesela baklava şu bu falan gibi getiriyor. Mahcup etmemek için zaten miktarı da az olduğu için kabul ediyorum ama sıkı sıkıya da tembihliyorum. Sakın bir daha böyle bir şey olmasın diyorum. Ama mutlaka karşılığı bir hediye oluştururum inşallah. Bunu nereden öğreniyoruz? Hazreti Süleyman'dan öğreniyoruz inşallah. Yani tebliğ yapanlar hediye almaktan kaçınacaklar. Evet. Allah yolunda mücadele edenler hediye olmaz. Evet. Yani ne hizmetlerini Allah yolunda yaptığı mücadeleden, kitaplarından, başka eserlerinden para alması yakışır. Olmaz. Bundan da kaçınacak. Ayrıca hediye getirildiğinde hediye de kabul edilmez. Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır diyor bak Hazreti Süleyman. Allah verir Müslümana. Gereken nimeti, imkanı sağlar. Yoksa da Müslüman sabreder ama hediye kabul edilmez. Evet. Tebliğci bundan kaçınacak. İnşallah. Cinlerden ifrit bakın Hazreti Süleyman'ın emrinde. Sen daha makamından kalkmadan onu sana getirebilirim. Ben gerçekten buna karşı kesin olarak güvenilir bir güce sahibim dedi. Cinlerden bir evrak istendiğinde, belge istendiğinde getirebiliyorlar. Herhangi bir eşya, küçük bir eşyayı alıp getir dersen getirebilirler. Böyle bir özellikleri de var. Ama tabii insanların aklını atmaması için bu tip şeylerin yapılmaması gerekiyor. Ve dolayısıyla da yapılmıyor. Yani. Ama yani olan bir olaydır. Bu yapılabilir. İnşallah. İnşallah. Dedi ki onun tahtını değişikliğe uğratın. Bir bakalım doğru olanı bulabilecek mi yoksa bulamayanlar da mı olacaklar? Olacak. Böylece Belkıs geldiği zaman ona senin tahtın böyle miydi denildi. Dedi ki tıpkı kendisi bayağı benziyor diyor. Bize ondan önce ilim verilmişti ve biz Müslümanlardan olmuştuk. Bak nasıl etkileniyor görüyor musunuz? Bize ondan önce ilim verilmişti ve biz Müslümanlardan olmuştuk. Daha olay görür görmez daha, o harikadan biri etkileniyor yani olay yani olayın şokunda. Allah'tan başka tapmakta olduğu şeyler onu Müslüman olmaktan alıkoymuş. Yani Darwinist materyalist sistem o zaman da var. Evrim inancı var. Gerçekten o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi Belkıs'a. Onu görünce derin bir susandı. Kadın derin bir susanıyor. Eteğini çekerek ayaklarını açtı. Süleyman dedi ki gerçekte bu saydam camdan olma düzeltilmiş bir köşk zemindir. Yani sürpriz yapıyor Hazreti Süleyman. Biliyor onun öyle yapacağını zaten. Bilerek getiriyor oraya. Hı hı. Dedi ki Rabbim gerçekten ben kendime zulmettim. Artık ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum, Müslüman oldum diye elhamdülillah. Evet. Bak önce bir aşaması var sonra ikinci aşamada net açıklama yapıyor. Müslüman oldum diyor. Değil mi? İnşallah. Demek ki etkiliyormuş. Tabii ki. Değil mi? Evet. Bak köşk zemin, güzel tavır, değil mi? Güzel hareketler, güzel konuşmalar. Çünkü Müslüman'ın nezih bir hayat yaşadığını, güç sahibi olduğunu, iktidar sahibi olduğunu görünce o insanlar da olumlu etki yapar. İnsanlar güçten etkilenirler. Güç ararlar. İktidar ararlar. Onu gördüğünde de etkilenirler. Bunda şaşacak bir şey yok. Niye Müslüman aciz olsun? Niye böyle zavallı olsun? Niye gariban olsun? Niye fakir olması gerekiyor? Değil mi? Niye kötü evlerde oturması gerekiyor? Niye herhangi bir arabayla gezmesi gerekiyor? En iyisi olsun. Ama Allah yolunda kullanıyorsa, keyfi için demiyorum ben. Tebliğ amaçlı, Allah rızası için yapıyorsa, İslam yaymak amacındaysa gayet güzel olur. Yani o Hazreti Süleyman'ın bir yöntemidir. Hazreti Süleyman'ın duası da o şekilde. Evet. Tabii.
Onlar hileli bir düzen kurdu diyor Cenab-ı Allah. Biz de onların hilesine karşı farkında olmadıkları bir düzen kurduk. İddia edilen gene konur. Bütün düştüğü durum budur işte. Bakın farkında olmadıkları bir düzen. Bilmiyorlar. Yani şu an evraklar, bilgiler nasıl gidiyor? Bu istihbaratın kaynağı nedir bilmiyorlar. Olağanüstü tedbirler alıyorlar. Akıl almaz tedbir alıyor. Çözüm bulamıyorlar. Cayır cayır bilgi akıyor. Daha da akacak. Ve çözümünü bulamayacaklar yani. Artık onların kurdukları hileli düzenin uğradığı sona bir bak diyor Allah. Ne hale gelir gördünüz. İnşallah. İddialarına gene konular götür değil mi? Şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde olan, nefislerinizde meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki. Mesela adam nezle oldu. Yahut başı ağrıyor. Bir musibettir bu değil mi? Bak nefislerinizde yani bedenlerinizde olan herhangi bir musibet, herhangi bir hastalık, herhangi bir rahatsızlık. En ufak bir şey. Biz onu yaratmadan önce bir kitapta mutlaka yazılı diyor Allah. Yani mesela gözüne çöp kaçsa, toz kaçsa mutlaka o bellidir daha önceden. Bir kitapta yazılı olduğu için oluyor diyor Allah. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır diyor. Yani kitapta olmaz inşallah. Bilin, baksana mesela diyorsun ya örnek, sana bir tane örnek işte. Bilin ki gerçekten Allah, şeytandan Allah'a sığınırım. Bak bilin ki diyor gerçekten Allah ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. Bak bütün yeryüzü diyor ölecek diyor. Allah hayat verecek diyor. Şimdi Beril hocam yeryüzü niye ölsün? Nasıl ölür? Manen ölür, fikren ölür. Nasıl oldu? Darwinizm ve materyalizmin ilk defa bütün yeryüzünde hayat öldü. Ekonomik kriz oldu. Ne zaman başladı? 2007'de. Bu kaçıncı ayet? 17. ayet. Ya maşallah. Yani o anlamdaysa yani bu ön sonu yok. Çok fazla maşallah. Ebced'i ayrı bir konu. Tabii. Bak bilin ki gerçekten Allah ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. Kimden hayat verecek? Hazreti Mehdi. Mehdi ile ölmüş olan bütün dünyayı canlandıracak. Sevgide ölecekler, şefkatte ölecekler, merhamette ölecek, adalette ölecek, ilimde ölecek, sanatta ölecek, hayat sevincinde ölecek, evet. Her şeyde toplum ölecek ve öldü şu an dünya. İşte şu an Mesih olan Mehdi dünyaya yeniden Allah'ın dilemesiyle hayat verecek ve ölü olan dünyayı Allah'ın izniyle diriltecek Hazreti İsa gibi. İnşallah. Hazreti Mesih'in gelişiyle bu tam gerçekleşmiş olacak. İsa Mesih, Hazreti İsa, İbni Meryem, yani Meryem oğlu Mesih ayrıdır. Evet. Kral Mesih ayrıdır. Tevrat'ta geçen Kral Mesih. O Mehdi'dir işte, Kral Mesih. Yani Mesihleri karıştırmasınlar diye söylüyorum. Evet hocam. Başka bir ayette hocam, şeytanın Allah'a sınırım. Size hayat verecek şeylere çağırdığında elçiye icabet edin diyor. Mesela bak tam bunu tamamlayan bir ayet dediğin. Hayat verecek demek ki ölmüş adam, manen ölmüş. O hayat vermiş oluyor şey, canlandırıyor. Sevgiyi yeryüzünden kaldırdılar. Ya kardeşim en büyük beladır Allah vermez. Ya sevgi gittiyse ne kaldı geriye zaten? Değil mi? Evet. Bak Yunanistan zarı zarı ağlıyor. Hep birlikte duaya çıktılar. Niye ekonomik tedbir almıyorlar? Getirsinler profesörleri toplasınlar şöyle. Ekonomi profesörleri top sakallı falan. Bilmiş bilmiş anlatsınlar bakalım kurtarıyorsa. Anladılar oradan çıkış olmadığını. Yani Allah'ın bir harika meydana getirdiğini anladılar. Toplum öldü. Manen öldü toplum. Ve kurtuluş ancak Mehdi iledir. Bunu görecekler inşallah. 2017. Evet. Maşallah. 17 zaten. İnşallah. Çok net. İnşallah. 28 evet. Şeytanın Allah'a sınırım. Nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Yani Allah bunu nasıl yapıyorsunuz diyor. Oysa ölüyken sizi o diriltti. Sonra sizi yine öldürecek. Yine diriltecektir ve sonra ona döndüreceksiniz. Oysa ölüyken sizi o diriltti.
biz zer aleminde, ruhlar aleminde vardık. Allah'a söz verdik daha önce. Allah bize sordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Biz de evet Rabbimizsin dedik Allah'a. Söz verdik. Bütün insanlık söz verdi. Ruh alemindeyken ölüydük o zaman. Sonra o bizi dünyaya getirdi ve diriltti. Dirilttik. Yani şu an diriyiz zaten. Sonra yine öldürecek. Öleceğiz hepimiz. Ve yine dirilteceğim diyor Allah. Ahirette bir daha dirilteceğim diyor. Ve sonra ona döndüreceksiniz. Yani zaten ahirette Allah'a dönmüş oluyoruz. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bakın, sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Bak, tümü nedir? Kalem, kağıt, defter. Hepsini ben yarattım diyor Allah. Yani fabrikada hiçbir şey yapılmaz. Öyleymiş gibi gösterdiler insana. Hepsi bizim beynimizin içerisinde bir görüntü olarak var. Şimdi rüyamızda da kalem var, defter var, arabalar var. Hiçbiri fabrikada yapılmaz. Rüyanda okula gittiğini görüyor musun? Görüyorum bazen. Görüyorsun değil mi? İmtihana da giriyorsun. Evet. Arabaya binip gidiyorsun okula. Evet. Arabanın benzini var mı? Var. Var. Olmadan gidemezsin zaten. Olmadan gidemezsin ama rüyanda gidiyorsun işte. Değil mi? Dünya da böyledir. Aynısıdır. Yani daha net bir rüyadır. Ölüm bundan daha nettir. Yani ölüm hali çünkü Allah o gün görüş keskindir diyor Allah ayette. Daha net. Daha net. Fululuk vardır bu dünyada. Hadiste de var diyor, uykudan uyanır gibi kalkacaksınız diyor. İnşallah. Peygamber. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Sonra göğe yönelip istiva edip de onda, onları da yedi gök olarak düzenleyen O'dur ve O her şeyi bilendir. Mesela yedi gök olduğu daha 20. yüzyılda anlaşıldı. Gökyüzünün yedi katmanlı olduğu bilinmiyordu. Bak Allah yedi kattır diyor. Mesela yerin de yedi katmanı olduğu yeni anlaşıldı. İki taraf arasında, şeytanın Allah'a sığınırım, bir engel ve burçlar, Araf üstünde hepsini yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Cennete gireceklere selam size derler ki bunlar henüz girmeyen fakat girmeyi şiddetle arzu edip umanlardır. Bakın iki taraf arasında bir engel, burçlar, Araf üstünde hepsini yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Şimdi bizim ilk aklımıza gelen tabii bir taştan bir kule var, kulenin üstünde adamlar var. Hiç alakası olmayacaktır, göreceksiniz. Ya bambaşka bir şeyle karşılaşacaklar. Ya bu anlam doğru olacak ama bambaşka olacak. Henüz cennete selam size derler. Bak cennete girecekler. Selam size derler. Zaten bir insana selam deniyorsa melekler o adam cennete girecek demektir. Ama yine de emin olamıyorlar tabii. Henüz girmeyen fakat girmeyi şiddetle arzu edip umanlardır. Gözleri cehennem halkından yana çevrilince Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla birlikte kılma derler. Cehennem halkının zaten göstermesinin sebebi cennetin kıymetini bilmektir. Yani kötüyü görmeden insan iyinin kıymetini bilmiyor. Onun için cehennem halkına baktığında cennetin insanlar kıymetini bilecekler. Burcun üstündeki adamlar yüzlerinden tanıdıkları ileri gelen bir takım adamları seslenerek derler ki ne güç ve servet toplamış olmanız, ne büyüklük taslamanız, istikbarınız size bir yarar sağlamadı. İşte oraya halk arasında işte neyse onu söylemeyeyim de böyle hani kendini beğenmiş, büyüklük taslayan tipler yani meşhur. Yani şu, halk arasında da bilinen şu an kendini büyük gören tipler var. Oraya süktüm püktüm getiriliyorlar bu insanlar. Onlara bu büyüklük taslamanın size bir yarar sağlamadı diyor oradaki kişiler. Kendilerine Allah'ın bir rahmet eriştirmeyeceğine yemin ettiğiniz kimseler bunlar mıydı? Girin cennete, sizin için korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız. Müminler orada kollanıyorlar. Girin cennete deniyor. Ateş halkı cennet halkına seslenir. Bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın derler ki, doğrusu Allah bunları inkar edenlere haram ve yasak kılmıştır. Şimdi cehenneme girdiklerinde cennet halkına bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın. Allah'la muhatap olmuyorlar gene. Yani oradaki insanlara sözleniyorlar. Yine aynı kafadalar, aynı mantıktalar. Evet. Yeni soru takviyesi mi geldi? Evet. Tamam. Bayağı da var.
Ama her ülkede tabii insanlar dünyadaki toprak arazinin benzeri bir şey karşılaşacak zannediyorlar. Halbuki biz dünyaya gelmeden önce, ben mesela çocukluğumu düşünüyorum, değil mi? Hiç dünyaya gelmeden önce hiçbir şey aklıma gelmiyor, hatırlamıyorum. Birden ben dünyaya geldim. Mesela bana tarif edilseydi, yol mesela daha doğmadan, bir ruh halindeyken bana söyleselerdi, orada caddeler var, sokaklar var, birçok insanla karşılaşacaksın, imtihan olacaksın, orada öleceksin. Bak, önce doğacaksın. Bak ben çünkü ruh halindeyken zaten ölü olmuş oluyorum ruh halindeyken. Sen doğacaksın, sana cisim ve et verilecek. Elin kolun olacak. Yaşayacaksın. Sonra yine öleceksin, yine böyle ruh haline geleceksin. Sonra yeniden sana beden verilecek dense bana. Kim bilir aklımdan nasıl bir imaj geçer, yani caddeleri nasıl düşünürüm. Bilmiyorum çünkü, yani kıyaslayacağım bir şey yok. Şimdi biz de bilmiyoruz. Yani şimdi cennete gittiğimizde inşallah Allah nasip ederse çok şaşıracağız. Yani hepsi doğru ama mesela cehennem ateşi dediğimizde bizim normal odun ateş aklımıza gelir. Mesela bambaşka bir ateşle karşılaşacak insanlar. Cehennem ortamı bambaşka olmuş olacak. Çünkü Allah yepyeni bir yaratılışla sizi yarattım diyor. Bir hayli bir soru var gördüğüm kadarıyla. Belki Hanım, sende de var bir soru. Estağfurullah hocam. Pelin Hanım herhalde biraz baktı evet, sorulara. Evet. Bazıları da yorum. Onları da okumamı ister misiniz bilmiyorum ama sorular da var. Tamam. Yorumlar da var. Hangisini isterseniz. Onlar dinlerini bir eğlence ve oyun konusu edinmişlerdi. Dünya hayatı onları aldatmıştı. Şimdi dinlerini bir eğlence ve oyun konusu edinmesi. Biz bir kere daha önce biz böyle eğlence yerlerine gidiyorduk arkadaşlarla. İşte gece kulüplerine falan, değil mi? Eğlence yerlerine gidiyorduk. Bazen de böyle hayır yararına yapılmış toplantılar oluyordu. Hayır için yapılmış toplantılar. Gece yarısı ilk yapılan şey insanı eğlendirmek için dinle haşa kendilerince alay etmek oluyordu. Ya bir cehennemle ilgili bir fıkra anlatılır, ya cennetle ilgili fıkra anlatılır. Yahut işte zebanilerle ilgili bir fıkra anlatılır. Böyle gülerler millet o şekilde. Hatta çocukluğumda ben komşulara giderdik, toplantılara giderdik. Bayramda gittiğimiz toplantılarda bile dinle ilgili mutlaka bir fıkra, bir şey anlatırlardı. Baktık sonradan din adamları da bu mantıktalar. Hoca dediğimiz kişiler çıkıyor. Dinle, imanla, Kur'an'la ilgili espriler yapıyorlar. Millet yerlere yatarak gülüyor. Yani göğe alay ediyorlar haşa. Bak Allah da diyor ki onlar dinlerini bir eğlence ve oyun konusu edinmişlerdi. Dünya hayatı onları aldatmıştı. Yani insanlar etkilendikleri için bunu yapıyorlar. Onlar bu günlerle karşılaşmayı unuttukları ve bizim ayetlerimizi yok sayarak tanımadıkları gibi biz de bugün onları unutacağız. Şimdi Allah ben onları unutacağım diyor. Çünkü Allah unutuyor demek şu. Adam Allah'a yalvarıyor, çıkmak için istiyor. Allah cevap vermiyor. Yani muhatap bulamıyor. Onun için burada Müslümanlara sesleniyor bu sefer. Bak bize biraz sudan ve Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın diyorlar. Hiç Allah cevap vermiyor. Ama Müslümanlar konuştuğunda Allah cevap veriyor. Bak diyor ki Allah bizim ayetlerimiz yok sayarak tanımadıkları gibi biz de bugün onları unutacağız. Allah unutuyor. Sonsuza kadar unutuyor. Ya unutuyor değil de unutmuyor tabii de. Muhatap olmuyor. Onu demek istiyor bu. Tabii o dünya o kadar cazip görünüyor ki şimdi arabalar gösteriliyor insanın beyninde. Evler gösteriliyor. İşte evleneceksin, çocuğun olacak diyor. Verilen süreyi unutuyor insanlar. Yani mesela 20 yaşında bir kız çocuğu düşünün. 10 sene içinde 30 yaşına giriyor. Bir 10 sene içinde. Bir 10 sene sonra 40 yaşına giriyor. Yani yaşlı başlı bir kadın oluyor. Bir 2 10 sene sonra da 60 yaşına girip vefat ediyor. Hadi 70 olsun yani. Ki büyük bölüm insanlar 30-40 yaşındalar. Ben bu 17 yaşındaydı sen geldiğinde. Evet. 17-18 yaşındaydı. Evet. 18 yaşındaydı. Bak koskoca insanın kaç yaşındasın şu an? 43. 43. Daha dün gibi ya, daha yeni geldiler bunlar yani. Tabii. Daha yeni geldiler. Bismillah yani. Anında 43 yaşına geldiler. 2-10 sene sonra 63 yaşında işte. 53-63. Dünya son derece kısa.
insanlar böyle eğlenceyle, şamatayla falan bunu fark edemiyorlar. Bir de birbirlerine çok olumsuz etki yapıyorlar. Çok özel. Mesela birisi züppelik yaptı mı o da züppelik yapıyor. Onun züppelik yaptığını gördün mü iki kişi, üçüncü kişi de yapıyor. Zincirleme gelişiyor. Mesela alaycılık, züppelik falan insanlarda daha ruhuna cazip geliyor insanların. Daha onu bir güç gibi görüyor. Yani aciz olduğunu unutuyor. Beynin içinde bir görüntü olduğunu unutuyor. Ve şimdi bak yavaş yavaş bilim adamları falan bunu anlamaya başlamışlar. Görünmezlikle ilgili diyor, büyük bir adım atıldı diyor. Science dergisinde yer alan bir habere göre Almanya'da yapılan çalışmanın sonucunda cismin yaydığı ışığı kontrol altına alarak görünmez hale getirilmesi yönünde önemli bir adım atıldı diyor. E tabii ki ışık ışını gelmezse göremez. Beynine o akım gitmesi yine göremez. Şeytanından Allah'a sığınırım. Sağ elindeki nedir ey Musa diyor Allah. Dedi ki o benim asamdır. Ona dayanmakta, onunla davarlarım için ağaçlardan yaprak düşürmekteyim. Muhtemelen uzun bir şey, asa, öyle küçük bir asa değil. Mesela şeyde Topkapı'da var Hazreti Musa'nın asasını sergiliyor ama Allah-u Alem o değil. O çok çok kısa ve küçük. Uzunca bir asa ve muhtemelen böyle dönük yani büklümü bir bölümü var. Çünkü bak ayet diyor ki ağaçlardan yaprak düşürmekteyim. Ona davarlarım için ağaçlardan yaprak düşürmekteyim. Ağaca dalına takıp çekecek gibi olması lazım. Onda benim için daha başka yararlar da var. Bunu Allah'a söylüyor. Hazreti Musa. Çok sevimli bir peygamber. Allah diyor ki, dedi ki, onu at ey Musa diyor Allah. Elinden at diyor. Böylece onu attı. Bir de ne görsün? O hemen hızla koşan kocaman bir yılan oluvermiş. Hazreti Musa attığında müthiş korkuyor. Kaçmaya başlıyor. Yani hareket ettiğini gördüğü için. Çok heyecanlı bir peygamber Hazreti Musa. Zaten ya insan boş bulunur da yani Allah vermesin. Tabii yani çok ürker ülke bilir. Dedi ki onu al ve korkma. Biz onu ilk durumuna çevireceğiz. Yani korkmak haram zaten. Allah ona korkma dedi mi haramdır. Korkmaması gerekiyor. İlk durumuna çevireceğiz. Yani yeniden asa haline gelecek diyor. Ama git diyor yılanı tut diyor Allah. Bak bu bir imtihan işte. Mesela en korktuğu şeylerden bir tanesi yılan Hazreti Musa'nın. En çekindiği varlıklardan bir tanesi. Git onu diyor, git diyor kuyruğundan tut diyor yılanı. zaten gidip tutuyor. Tuttuğunda da yine asa haline geliyor. Elini koltuğuna sokluyor şöyle şu şekilde göğsüne sokluyor. Bir hastalık olmadan bir mucize olarak bembeyaz bir durumda çıksın diyor. Çıkartıyor halka elini göstertiyor. Bembeyaz elleri. Öyle ki sana büyük mucizelerimizden birini göstermiş olalım. Bakın en çekindiği konulardan bir tanesini daha Allah ona yaptırıyor. Bakın imtihanı görüyor musunuz? Firavun'a git. Çünkü o azmış bulunuyor. Yani en korktuğu, en çekindiği adam Firavun. Çünkü zaten bir istemeden kazara bir cinayete sebep olmuş. Adam öldürecek zaten Firavun gördüğünde Hazreti Musa'yı. Yani aranıyor zaten o anda. Cinayetten aranıyor. Allah diyor ki Firavun'a gidiyor ki ünlü zalim yani böyle çapraz kolluğunu ayağını kestikten sonra asarak öldürüyor. Yani öyle bir psikopat. Çok tehlikeli birisi. Firavun'a git çünkü o azmış bulunuyor diyor Allah. Dedi ki Rabbim benim göğsümü aç. Bak çok heyecanlanıyor Hazreti Musa. Kalbinde Allah'a emanet sıkışma oluyor yani kalbinde ve şey, tansiyonla çıkıyor olabilir. İşimi kolaylaştır, dilimden dilimi çöz. Yani konuşma yeteneğine etki ediyor. Mehdi'nin de sıkıştığın, böyle heyecanlandığında konuşma yeteneğinde bozulma olacağı hadislerde var. İnşallah. Yani sağ elini depreştirir diyor öyle bir şeyde. Sağ elini hareketlendirir. Dilimden düğümü çöz. Yani bu konuşma yeteneğim gidiyor benim diyor. Konuşamıyorum, bana yardımcı ol diyor Cenab-ı Allah. Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Ailemden bana bir yardımcı kıl, kardeşim Harun'u. Onunla arkamı kuvvetlendir, onu işimde ortak kıl. Böylece seni çok tesbih edelim. Sana dün söylemiştim bak 33. Evet hocam. Değil mi? 33 defa tesbih edelim. Bak 33. ayet, namazlarda 33 kere tesbih yapılır. Mesela Allahu Ekber 33, Elhamdülillah 33, Sübhanallah 33 keredir. Evet. Bakın 33. ayet.
Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok zikredelim. Şüphesiz sen bizi görüyorsun. Zaten diyor Allah, benim gözlerimin önündesin şu an diyor. Yani seni izliyorum diyor Allah. Dedi ki, ey Musa, istediğin sana verilmiştir. Andolsun biz sana bir defa daha lütufta bulunmuştuk. Allah daha önce verdiği nimetleri hatırlatıyor. Yani insan Allah'ın verdiği nimetleri unutmaması lazım. Daha önce verdiği hastalıklardan Allah nasıl kurtardı, nasıl zordaydı, nasıl kurtardı, ekonomik zorluklar nasıl kurtardı, bütün nimetleri hatırlaması lazım. Yani eski nimetleri unutmak vicdana, akla uygun değildir, Kur'an'a uygun değildir. Allah ona da bir gönderme yapıyor. Bakın, andolsun biz sana bir defa daha da lütufta bulunmuştuk. Daha önce Allah'ın bulunduğu lütufu hatırlamak önemlidir. Yani geçmemek gerekir. Hani annene vahyolan şeyi vahyetmiştik. Bak, demek ki halktan birisine de vahiy olabiliyor. Ben diyorum ki, Mehdi'ye Allah vahyedecek diyorum. Nasıl vahyeder Allah diyor. Hazreti Musa'nın annesi peygamber mi? Herhangi bir insan. Allah'ın bir kulu. Bak, Allah ona da vahyediyor. Kalbine vahyediyor. Yani taassup çok acayip bir şey. Hemen kafalarına göre reddediyorlar. Onu sandığın içine koy. Bu aynı zamanda ahir zamanda bulunacak Hazreti Musa'nın sandığına da burada işaret var. Sekine sandığı. Yani çok büyük bir olay olacak tarihi. Hazreti Musa'nın devrinden kalma bir sandık vardır. İnşallah altın kaplama. İçinde kutsal emanetler bulunan bir sandık. İki tarafında böyle heykel var. Melek gibi, yani çocuk, kanatlı çocuk heykeli. Hani böyle arasında öyle düşünülür ya. Gerçi melek değil de o, kanatlı çocuk heykeli. Som altından iki tarafı büyükçe bir sandık. Böyle kulpları var. Onun içinde birçok kutsal emanet var. O kayboldu, saklandı o sandık. Kur'an ona işaret ediyor. Başka bir yerde daha var. Ahir zamanı bulunacaktır Mehdi devrinde. Tevrat'ın orijinali bulunacaktır. Asıl Tevrat. Ve İncil'in orijinali bulunacak. Yani çok büyük olaylar olacak önümüzdeki günlerde inşallah. Onu sandığın içine koy, suya bırak. Böylece su onu sahile bıraksın. Dün söylemiştim. Mehdi sahilde göreve başlıyor. Hep denizin kenarındadır işte. Onu benimle düşmanım, onunla düşmanı olan biri alacaktır. Bakın, Allah'ın düşmanı olan Mehdi'nin de düşmanı oluyor. Dikkat ediyor musunuz? Yani Müslüman'ın düşmanı önce Allah'ın düşmanı oluyor, sonra Müslüman'ın düşmanı olur. Yani adamlar nereden çıktı diyor, değil mi? Mehdi'nin karşısındaki muazzam gücün, dinsiz, ateist gücün asıl sorunu Allah'la. Yani Allah'a düşmanlar, o yüzden Mehdi'ye düşman olacaklar. Onun için bak, Allah ona dikkat çekiyor. Onu benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri alacaktır. Asıl bir nokta şahıs vardır diyor Allah. Gözümün önünde yetiştirilmen için kendimden sana bir sevgi yönelttim diyor Allah. Mehdi çok sevilecektir. Ona da işaret ediyor. Yani çok başlangıçta insanların sevmediği bir insanken sonradan insanların en sevgilisi olmadıkça diyor Mehdi çıkmaz diyor. En sevdikleri olarak çıkacaktır. Yani dünyada en sevilen insan olacaktır Mehdi. Ve İsa Mesih İbni Meryem inşallah. Bak, kendimden sana bir sevgi yönelttim. Seni sevilecek şekilde getireceğim diyor Allah. Sevdireceğim diyor. Sevgiyi de Allah'ın yarattığının bir delili bu. Hani kız kardeşin gezinip onun bakımını üstlenecek birini size haber vereyim mi demekteydi. Böylece seni annene geri çevirmiş olduk ki gözü aydın olsun ve üzülmesin. Bak, babana çevirdik demiyor. Annene çevirdik diyor. Çok manidar. Neden manidar? Mehdi de yetimdir. Hazreti Mesih de yetimdir. Evet. Babası yoktur. Mehdi'nin de babasını, yani diğer şeylerde olduğu gibi erken yaşta kaybedecektir. Ona işaret ediyor. Seni annene geri çevirmiş olduk ki gözü aydın olsun ve üzülmesin. Demek ki annesi sevinecek. Ama başlangıçta üzülecek. Buna işaret var. Sen bir insan öldürmüştün de biz seni tasadan kurtarmış ve seni
Bakın esaslı bir denemeden geçirip denemiştik. Çok zor bir acıdan geçirdik diyor Allah. Bunu, sırf bunu aşamaz bir insan işte. Ya Allah vermesin, kazara bir adam öldürmek yani altından kalkılacak bir olay değildir. Yani yıkar insanı. Yani baba, yani en baba yiğit adam dayanamaz buna, Allah vermesin. Yani vicdan azabı çökertir insanı. Ancak çok müthiş bir irade, akıl ve imanla buna dayanılabilir. Hazreti Musa da bak diyor ki Allah esaslı bir denemeden geçirip seni denemiştik diyor. Büyük bir acıdan. Medyen halkı arasında yıllarca kalmıştın. Sonra bir kader üzerine buraya geldin ey Musa diyor Allah. Mehdi de bir kader üzerine İstanbul'a gelecek inşallah. Bak seni kendim için seçtim diyor Allah. Özel seçtim diyor. 41. ayette. Ne anladın? Demek ki 41. yılda belli olacak. Yani zuhur ettikten sonra, 41 yıl sonra. 40 yıllık çalışmanın... Evet, 40'ın bitişinde. Ona bir şey diyeyim inşallah. Sen ve kardeşin ayetlerime gidin ve beni zikretmekte gevşek davranmayın. Kime bakıyor? Hazreti İsa ve Mehdi'ye inşallah. İkiniz Firavun'a gidin çünkü azmış bulunuyor. Dünya azmış durumda şu an. Bütün dünya azmış durumda. Terör, anarşi, kan dökmek, mafya, it, kopuk, uyuşturucu, egoistlik, bencillik, zulüm bütün dünyaya kaplamış durumda. Firavun şu an dünyayı kaplayan ruh. Buna karşı mücadele edecekler. Ona mülayim söz söyleyin. Umulur ki öğüt alıp düşünür veya içi titre korkar. Yani tebliğ yaparken sert konuşulmaz. Kırıcı konuşulmaz. Ne kadar kızarsan kız, öfkelesin öfken, son derece şefkatli, merhametli, alttan alan ve saygılı bir üslup gerekir. Kur'an buna işaret ediyor. Bak, bu böyle bir durumda diyor ki Allah öğüt alıp düşünür veya içi titrer korkar. Yani Allah'tan korkabilir diyor. Dediler ki Rabbimiz gerçekten onun bize karşı taşkın bir tutum takılmasından ya da azgın davranmasından korkuyoruz. Yani böyle psikopatlarla konuşmak çok zordur. Ya saldırganlaşır, ya öldürmeye kalkar, ya hakaret eder. Değil mi? Her şey yapabilir yani. İftira atabilir. Dedi ki Allah diyor ki korkmayın çünkü ben sizinle birlikteyim, işitiyorum ve görüyorum diyor. Hepsi benim kontrolüm diyor Allah. Çünkü onları konuşturacak da Allah. Yani Firavun'u konuşturan da Allah, onu da konuşturan Allah. Haydi ona gidin ve deyin ki biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle birlikte gönder ve onlara artık azap verme. Sana Rabbinden bir ayette geldik. Selam hidayete tabi olanlar üzerine olsun. Selam hidayete tabi olanlar üzerine olsun. Gerçekten bize vahyolundu ki doğrusu azap yalanlayan ve yüz çevirenler üstünedir. Firavun diyor ki sizin Rabbiniz kimdir ey Musa diyor. Yani siz kime iman ediyorsunuz diyor. Dedi ki bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını veren, bak ilk cevap verdiği cevap görüyor musunuz? Her şeye yaratılışını veren, önce bir yaratılışı ispat ediyor. Biz ne yapıyoruz? Önce Darwinizmi yıkıp yaratılışı ispat ediyoruz. Bak burada da ne yapıyor? Her şeye yaratılışını veren, sonra doğru yolunu gösterendir diyor. Firavun dedi ki bakın ilk çağlardaki nesillerin durumu nedir öyleyse? Kabataş çevri, yontma taş çevri, oradaki adamların hali nedir diyor. Onlar nasıldı o zaman diyor yani. Onlar nasıl oluşturdular diyor. Evrime inanıyor. O da evrimci. Dedi ki bunun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Hepsini Allah aynı durumda yaratmıştır diyor. Bunun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Eğer üçüncü, dördüncü işaret manasını alırsam bununla ilgili bir kitapta çıkacak anlamına gelir. Evet hocam. Yani dördüncü işaret manası, üçüncü işaret manası olarak bunu alabiliriz. Bak bunun bilgisi Rabbimin katında bir kitapta da böyle bir kitap çıkacak ki bunun cevabını tam olarak verecek. Evet. Anlamına da gelir. Ama bu tabii bu kaderdeki kitap kastediliyor. Evet. Allah'ın kaderi. Ama üçüncü işaret manası olarak buna bakar. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hac suresi evet. Allah adına, şeytandan Allah'a sığınırım, gerektiği gibi mücadele edin, gayret edin diyor Allah yolunda. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir.
atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O Allah bundan daha önce de bunda da Kur'an'da da sizi Müslüman olarak isimlendirdi. Hep Müslümandı isminiz. Hazreti İbrahim döneminde de isminiz Müslümandı. Musa devrinde de İsa zamanında hep Müslümandı isminiz diyor Allah. Elçi sizin üzerinize şahit olsun. Yani gelen kişi sizin üzerine şahit olsun. Siz de insanın üzerine şahitler olasınız diye. O Allah bundan önce de bundan sonra da Kur'an'da sizi Müslüman olarak isimlendirdi. 2034 veriyor Evcet'i. Dünya hakimiyeti dönemi inşallah. Elçi sizin üzerine şahit olsun, siz de insanların üzerine şahitler olasınız diye. Onda Evcet'i 2026 tane veriyor. Yine dünya hakimiyeti devri inşallah. Evcet'i biliyor musunuz ne olduğunu? Bakın Evcet, şimdi Kur'an'da bu Arapça harfler var ya, bu Arapça harflerin hepsinin bir rakamsal karşılığı oluyor. Bu rakam karşılıklar mesela herhangi bir ayette, mesela diyor ki müminler gerçekten felah bulmuştur. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, şeytanlar Allah'a sığınırım. Müminler felah bulmuştur, kurtulmuştur. Bir kurtuluştan bahsediliyor değil mi? Ebced'ine baktığımızda İslam'ın dünya hakimiyetinin tarihini veriyor. Bunun gibi mesela kuşların gökten insanların üzerine taş atması tarihine bakıyoruz. Ondan ilgili ayete bakıyoruz. İkinci Dünya Harbi'nin tarihini veriyor. Veyahut mesela Hamit ismi geçiyor. Abdülhamit'in devrinin tarihi çıkıyor. Buna benzer. Yani Kur'an'ın şaşırtıcı, hayret verici bir yönü. Evet. Müminin suresi şeytanı Allah'a sanırım. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Huşu içinde demek yani dikkatini veren, Allah'la bağlantı halinde olanlar. Onlar tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Böyle Facebook'ta falan oturup milletle atışıp kapışıp böyle boş işlerine, saatlerine kaybedenler değildir diyor. Faydalı işlere vakit verenlerdir diyor Allah. Onlar zekata ilişkin söz ve görevlerini mutlaka yerine getirendir. Yani fakirlere mutlaka yardım edenlerdir diyor Allah. Ve onlar ırzlarını, iffetlerini koruyanlardır. Yani helaliyle ilişkiye girerler diyor. Ancak eşleri ya da sağ ellerinin sahip olduklarına karşı, yani eşleri veya cariyelerine karşı tutumları hariç bunun bu konuda kınanmış değillerdir. Yani onun dışında bu konularda serbesttirler diyor Allah. Fakat kim bunun ötesini ararsa artık onlar sınır çiğneyenlerdir. Yani gayrimeşru ilişkiye girenlerdir diyor. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Yani bir şey size emanet edildi, o emanetin hakkını yerine getirin diyor. Emanete hıyanet etmeyin diyor Allah. Ahit söz verdiğinizde sözünüzü yerine getirin diyor Allah. Onlar namazlarını da titizlikle koruyanlardır. Namazlarında titiz davranacaklar diyor. Yani devam edecekler namazlarına. İşte yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetlerine varis olacak onlardır. Mesela bu önemli bu ayet. Bu yönüne bakın diyor ki işte yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetlerine varis olacak onlardır. Mesela bu ayetin ebcedine baktığımızda bakıyoruz bir hakimiyet tarihi çıkıyor. Bu yönüyle çok şaşırtıcı oluyor. Bak mesela 17. ayet, andolsun üstünüzde 7 yol yarattık. Bak 17, fakat 7 yoldan bahsediyor Allah. Mesela 12. ayette 12 rakamından bahsediyor Allah. Yani şaşırtıcı, çok vardı Kur'an'da bu, evet. Mesela sen dedin ya, bu rakamlarda bir işaretler var, evet, demiştin. Doğru, bak al şimdi açtım bir tane daha. Fusule suresi 11. ayet, 11. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Ne aklına geliyor? 11 yıl. Gök tamamen dumanla kaplandı, toz ve dumanla kaplandı değil mi? Evet. Mesela bak, sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Başka bir ayette de yine aynı şekilde bu toz dumandan bahsediyor aynı şekilde. Hı. Aynı tevafuk. İnşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım.
Allah bir şehri örnek verdi. Mesela İstanbul şehri veyahut Ankara, İzmir veyahut Kudüs. Güvenlik ve huzur içindeydi. Rızkı her yerden bol bol gelmekteydi. Kamyonlarla, otobüslerle yahut araçlarla her türlü yiyecek malzemesi geliyordu. O zaman hallerine, toplanıcı hallerine yahut başka yerlere geliyordu. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük etti. Böylece Allah yaptıklarına karşılık olarak bir açlık ve korku elbisesini tattırdı. Ekonomik kriz meydana getirdi diyor Allah. Değil mi? Bak, evet. Açlık ve arkasından korku elbisesini tattırdı. Andolsun diyor Allah, yemin ediyor, onlara kendi işlerine bir elçi gelmişti. Bir tebliğci, bir Mehdi. Fakat onu yalanladılar. Ebced'i 2007 tarihini veriyor. Maşallah. 2007, ekonomik krizin başladığı yılı veriyor aynı zamanda. Bak. Böylece zulümlere devam etmektelerken azap onları yakalayıverdi diyor Allah. Azap onları yakaladı diyor. Bak, ekonomik krizden bahsediyor ayette. Andolsun onlara içlerinden bir elçi gelmişti, bir Mehdi gelmişti. Ayet bunu söylüyor. Bu tam 2007 bunun tarihi. Böylece zulümlere devam etmektelerken azap onları yakalayıverdi. Ekonomik krizin başlayacağını belirtiyor Allah. Belki Kudüs, belki Şam, belki bir yer. Ama bir yerlere işaret olduğu ayette var. Açıklanıyor. Bu dünyada olup biten pek az bir metadır, maddedir diyor. Çok az, yani bir çıkardır, küçük bir çıkardır. Onlara ise acı bir azap vardır diyor Allah. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla, şeytanın Allah'a sınırım, şuna helal, buna haram demeyin. Yani kendi kendinize Kur'an hükmü lerini değiştirmeyin diyor Allah. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. Bakın, kurtuluşa ermez ne demek? İslam'a hakim etmem diyor Allah. Mutlu olmazsınız, ezilirsiniz, acı çekersiniz diyor Cenab-ı Allah. Maide suresi 16. Allah rızasına uyanları, yani Allah'ın rızası için gayret edenleri bununla kurtuluş yollarına ulaştırır. Kurtuluş nedir? Tam anlamıyla kurtuluştur, değil mi? Yani bütün prangalardan, bütün baskılardan kurtulması, mesela Filistin'in kurtulması, Doğu Türkistan'ın kurtulması, hatta Azerbaycan'ın kurtulması. Azerbaycan'ın, değil mi? Şu an rahat değil, Azerbaycan da rahat değil. Bak, Allah rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır. Ve onları kendi izliğine, karanlıklardan nura çıkarır. Karanlıklar nedir? Darwinizm, materyalizm, ateizm. Nur nedir? Gerçekler, doğrular, bilim, Kur'an'ın ışığı, Kur'an'ın yüksek ahlakı nura çıkarır. Onları dost doğru yola yöneltip iletir. Dost doğru yol. Yani Kur'an'ın yolu. Allah rızasına uyanları bununla, Kur'an'la kurtuluş yollarına ulaştırır. Tam bir hakimiyet, tam bir kurtuluş. 2041 tarih veriyor Ebced. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hazreti İsa Aleyhisselam, madem kardeşlerim çok soruyor, orada çok gündem oluyor maşallah. Onda da bir hayır var. Meryem suresi 31. ayet. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Nerede olursam beni kutlu kıldı. Yani göğe de alınsa, yere de gelse, yere indirilse de Allah onu kutlu kıldı. Hayat sürdüğü müddetçe bana namazı ve zekatı vasiyet etti. Demek ki gerçek bir Hristiyan namaz kılması lazım. Efendim, zekat vermesi gerekiyor. Bu ayetin Ebced'i 2003, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bence nüzul ettiğini düşündüğüm 2002 ve 2003 İnşallah. Tarihini vermesi çok manidar. 33. ayet, ki Hazreti İsa biliyorsunuz 33 yaşında göğe alınmıştı. İnişi de inşallah 33 yaşında olacaktır, yeryüzüne inişi. Selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün, ama buradaki ölme rüyadaki ölmenin aynı. Yani ölü olarak gökyüzüne alacağı, yani uyur halde rüyadaki gibi gökyüzüne alacağı gün ve diri olarak yeniden bağsız olacağım, yani göreve başlayacağım gün. Bu da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelişine delil olan bir ayettir. Ebced'i de 2007 tarihini veriyor. Şeddeli olarak da 2057 tarihini veriyor. İnşallah. Ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın en
iyi yıllar, en etkili yıllar inşallah. Bak selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün, biz her gün rüyada ölürüz. Aynı ifadedir. Yani buradaki hadislerde de geçen kelime aynı kelime. Her insan uyuduğunda ölür. Ruhu alınır. Aynı tarzda yani gökyüzüne alınmasına işaret ediyor bu. İnşallah. Diri olarak yeniden bahsolacağım, yani göreve başlayacağım. Bu hem dirilme anlamına da geliyor, fakat göreve başlama anlamına da geliyor bu kelime. Göreve başlayacağım günde inşallah. 2057 ve 2007 tarihleri vermesi çok manidar. 33. ayet olması. Evet hocam. Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut. Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Bunun ebcedi de 2067. Yine İslam'ın en mükemmel hakim olduğu yıllar. Meryem suresinde şeytanı Allah'a sanırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, he, ye, ayn, sad. Çok önemli bir şifre var. İnşallah hurufu mukatada bakın. Kaf, he, ye, ayn, sad. Şimdi belki zaman değil. Biraz daha vakit geldiğinde ileri vakitte açıklayacağız inşallah. Fakat cinlerin bu hurufu mukatayla ilgilisini ben hadislerde duymuştum. Yani hakikaten cin çağıranlar bu hurufu mukatayı söylüyorlar. Fakat bize nakledilen, yani benim güvendiğim kişilerden nakledilen, yani bu konuya giren arkadaşlarımıza nakledilen, hurufu mukata, belirli bir hurufu mukata okunduğunda aleni bazı alametler olmuş. Yani şimdi tam söyleyemiyorum. İnşallah. Yani hayret edici şekilde alakalı. Yani o şifreye karşı cinlerde bir hassasiyet var. Onu söyleyeyim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah ahirette insanlar cehennemdeyken onlarla bir konuşması var. Ayetlerim size okunuyorken yalan sayanlar sizler değil miydiniz diyor Allah. Allah'ın ayetleri okunuyordu. Siz de yalan sayıyordunuz diyor. Ona diyorlar ki, dediler ki Rabbimiz, mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi. Biz sapan bir topluluk imişiz. Yani bir türlü insanlar mutluluğu bulamıyorlar. Yani sürekli Allah inancıyla, Allah sevinciyle, iman sevinciyle mutlu olmaları gerekirken mutsuz ve karamsar bir halde olup beyinlerini uyuşturuyorlar. Beynin fonksiyonları kayboluyor. Yani imana yatkın bir beynin sevinç içinde olması lazım. Üzüntü içinde olan bir beyin imana karşı daha kapalı oluyor. Daha anlayışı durur beynin. Yani bir kere imanla çelişir zaten neşesizlik. Yani sevinç yoksa, heyecan yoksa imanda bir hastalık vardır, rahatsızlık vardır. Mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi. Biz sapan bir topluluk imişiz. Rabbimiz bizi ateşin içinden çıkar. Eğer yine inkara dönersek artık gerçekten zalim kimseler oluruz. Yani sen bizi Cenab-ı Allah diyorlar, bir kere daha dene. Allah der ki onun içine sinin ve benimle konuşmayın. Yani cehennemin içine daha çok girin ve benimle konuşmayın. Çünkü diyor Allah, gerçekten benim kullarımdan bir grup. Rabbimiz iman ettik, sen artık bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısın derlerdi de onları alay konusu edinmiştiniz. Bakın kardeşimiz soruyor mesela 110 eğer şey yapsın mesela 2010'a bakıyor oyun ile. Çünkü gerçekten benim kullarımdan bir grup. Benim kullarım demiyor bak Cenab-ı Allah. Onlardan bir grup. Belki Mehdi cemaat. Değil mi? İnşallah. Mehdi cemaat.
Ne diyorlar? Rabbimiz iman ettik. Sen artık bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın derlerdi de siz onları 110. ayette alay konusu edinmiştiniz. Demek ki Mehdi ve talebelerinden alay edilecek. Öyle ki size benim zikrimi unutturdular. Yani bu onlara karşı alayları dinle alay ediyorlar. Peygamberleri alay ediyorlar. Ahirette alay ediyorlar. Değil mi? Mesela büyük televizyon kanalı çıkıyor. Hatta hoca alimim diyen adamlar çıkarıyorlar. Onları da alay ettiriyorlar. Size benim zikrimi unutturdular ve siz onlara gülüp duruyordunuz. Mesela görüyoruz adam yerlere yatıyor, uğunuyor. Değil mi? Bilmiyorum, televizyon kanallarında bazen görüyordursunuz. Evet. Müslümanım diyen adamları çıkarıyorlar. Onlar dinle, İslam'la, Kur'an'la ilgili konularda göğe alay ederek, göğe esprileri yaparak, göğe şaklabanlıklar yaparak onları eğlendiriyorlar. Allah ne diyor? Siz onlara gülüp duruyordunuz. Yerlere yatarak gülüyorlar. Yani Müslümanlara gülüyorlar. Müslümanların yaptıklarına, onların iyi tavırlarına, güzel ahlaklarına gülüyorlar. Bugün ben gerçekten onların sabretmelerinin karşılığını verdim. Onların diyor bak. Bu grubun. Sabretmelerini. Demek ki sabretmek gerekiyor zorluklara karşı. Karşılığını verdim. Şüphesiz onlar kurtuluşa ve mutluluğa erenlerdir. Onlar kurtuldular diyor Allah. Ve mutluluğa erdiler diyor. Cenab-ı Allah diyor ki, dedi ki yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Dediler ki bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık. Sayanlara sor. Ne kadar süre kaldıklarını tahmin edemiyorlar. Bakın bir gün kadar kaldık diyor. Onlar da bir kısmı diyor ki bir günün bir vakti kaldı. Mesela öğlenden akşama kadar. Az bir vakit kaldık diyorlar. Zaman izafi olduğu için toparlayamıyor. Dedi ki yalnızca az bir zaman kaldınız. Allah az bir zaman kaldınız. Gerçekten bir bilseydiniz diyor. Sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirmeyeceğimizi sanmıştınız. Mesela adamlar şimdi sokağa çıkıyoruz. Mesela taksici taksicilik yapıyor. Sanki tek amacı taksicilik gibi. Yani ben bazen görüyorum. Hepsini tenzih ederim, bir kısmını görüyorum. Mesela iş yerine gidiyoruz. Mallar diyor gümrükten geldi mi diyor. Çekler ne oldu diyor. Senetler ne oldu diyor. Sanki hayatının tek gayesi oymuş. Allah onu o çek senet için yaratmış gibi. Sanki o öbürünü de insanları sadece taşısın diye yaratmış gibi. Bak sizi boş bir amaç uğruna yarattığımız veya diskoteklerde vakit kaybediyorlar. Veya Facebook'ta oturup dedikoduyla vakit kaybediyorlar. Gerçekten bize döndürülüp getirmeyeceğinizi mi sanmıştınız? Yani bir, epey bir insan da hakikaten öldükten sonra yok olacağını düşünüyor. Hiçbir şey olmayacak zannediyor. Yani ahirete gitmeyeceğini, sorgulanmayacağını zannediyor. Hak, menik olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. Kerim olan arşın Rabbidir. Kim Allah ile beraber ona ilişkin geçerli, kesin bir kanıt, burhan olmaksızın başka bir ilaha taparsa, mesela Darwinistlere hitap var burada. Çünkü kesin bir kanıtı yok. Fakat atomun ilah olduğuna inanmış, atomu ilahlaştırıyor ve atoma tapıyor. Atomlara yani. Niye ki sayısız yani katrilyon çarpı katrilyon ilaha inanıyor. Artık onun hesabı Rabbimizin Rabbinin katındadır. Şüphesiz inkar edenler kurtuluşa eremezler. Ve de ki Rabbim bağışla ve merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Allah'ın bağışlamasını istemek çok önemli Müslüman için. Tövbe edilmesi, Allah'ın büyüklüğünü söylemesi çok önemlidir. Yani zikretmek, Allahu Ekber demek. Allah'ın münezzeh olduğunu söylemek çok önemlidir. Subhanallah. Yani Ya Rabbi sen ölmezsin, yorulmazsın, unutmazsın anlamında Subhanallah. Güç sahibi. Yani acize düşmez asla. Münezzeh, eksik ve noksan sıfatları münezzehtir. Subhanallah. Ve hamd etmek, Allah'a hamd etmek. Bütün nimetler için Allah'a şükretmek. İnşallah. Mesela diyor ki Allah, şükredin nimetimi artırayım diyor. Çok kısa bir açıklama var bakın. Şükredin nimetimi artırayım. Adam şükretmiyor.
Allah nimetlerini alıyor yavaş yavaş. O da zannediyor ki hayatın doğal gerçekleri var. Yani hayat bu, zaten böyle olur. Zaman zaman gider. Halbuki şükretmediği için Allah azaltıyor. Bak şükredin, artırayım diyor Allah. Ya burada bir mucize var. Yap diyor bak Allah, samimi Kur'an'a bağlan. Samimi ol, şükret, artırırım diyor. Ve bu mutlaka oluyor Müslümanlarda. Bir mucize olarak olur bu. Evet, inşallah. Büyüklük yapıldığında, enaniyet yapıldığında, kendini beğendiğinde şahıs, ben kendim yapıyorum, ediyorum dediğinde de Allah onun elinden alıyor onu o zaman. Ben mesela çok insanda gördüm. Mesela çok iyi kazanırken, Allah yolunda harcarken bakıyorum, büyüklük hissi geliyor. Kendinin yaptığını, kendinin bu işleri becerdiğini, usta olduğunu, yaman olduğunu düşünmeye başlıyor. Allah bir sebeple tepe takla edip elinde ne varsa alıyor. Evet, inşallah. Kur'an'ın sırları isimli kitabınızda o evet. Sırlardan bahsetmiştiniz hocam. Efendim, Allah'ın selamı ve bereketi tüm Müslümanlar ve sizin üzerine olsun ve aleyna aleyküm selam ve rahmetullahi. Şeytana Allah'a sığınırım. Allah'ın göklerdeki ve yerdeki nice varlık ve imkanları sizin emrinizde verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de insanlar içinde bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken Allah hakkında tartışan kimseler vardır. Mesela Darwinistler, materyalistler, tamam. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde, hayır biz babalarımız üzerinde bulduğumuz yola uyarız. Erasmus Darwin'in işte, değil mi, diğerlerinin kafası. Ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse, diyor, ya Allah onları, ateşin içine çağırıyorsa diyor. Yani şeytan diyor ama tabii şeytanın gücünü veremeyen de Allah'dır inşallah. Ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse, tabii Allah onları cennete gitmesin ama onlar zorla cehennem isterlerse Allah da onları cehenneme alır. Efendim 20 ve 21. ayetleri toplamış arkadaşımız. 20 artı 21, 2021 çıkmış. İnşallah açıklarsanız seviniriz hocam. Ayet Hazreti İsa ile mi, Mehdi Aleyhisselam ile mi ilgili inşallah. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Ahir zamanın büyüklerinden eylesin. Onu da kırmızı işaretle yazmış. Yine hani Mehdi olmamı istiyor anladığım kadarıyla. Ya bunlar ne sevimli tipler maşallah. Bizler de nefer inşallah. Kayseri'den Yunus Çayır. Ahir zamanın büyüklerinden Allah seni de eylesin Yunus inşallah ahir zamanın büyükleri. Hepimiz inşallah ahir zamanın büyükleri oluruz. Tabii bu tarzda da bakabiliriz. Dolayısıyla hem Mehdi'ye hem İsa'ya bakıyor inşallah. Bakın Allah'ın göklerde ve yerdeki sizin emrinize verdiği nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Göklerde ve yerde, göklerde Hazreti İsa bir nimettir. Yerde de Hazreti Mehdi bir nimettir. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Müminlerin emrindedir ikisi de. Müslümanlara hizmet edeceklerdir inşallah. Ve nimet getireceklerdir. İnsanlara bereket, bolluk getirecektir. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dendiğinde, hayır biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Şimdi mesela biz bunu diyoruz. Allah'ın indirdiğine uyun diyoruz. Ama adamlar diyorlar, biz babalarımızı bulduğumuz yola uyarız diyorlar. Ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyor idiyse diyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla Darwinistlere burada bir işaret var tabii.